Anıl niye bu kadar agresifsin Abi ya? bir dakika, hemen şunu bir ayarlayalım, benim agresifliğimi de çözeceğiz. Tamam. Ya ben çok agresif olduğumu düşünmüyorum abi bu arada. Abi bir tık agresifliğim bu var benim, evet onu kabul ediyorum. Ama bilmiyorum abi, karşı tarafın üslubu, Karşı ya karşı taraf bu zaten derken o an bu şey değil, bu şey de demiyorum Ömer yani. Şef, evet Ömer Şef Düşmanlık zaten olarak falan asla değil yani. verdiği cevaplarla yangına körükle gitti. Şimdi Hayrettin abi nasıl yapacağız? Bak Hamer ata geldi. Ama gelmiyor ses. Ömer Hoca bir tık yaşlanmış. Hocam 40'ı geçtik, 41'iz işte ya. Ah işte bak. Taner abi tanıştığımızda Taner 36 yazıyordu abi Discord'da, düşün yani. Of. Evet yaşlanmışız. Ben 33 yaşında oldum Öyle abi, normal. abi. Çok da değilsiniz abi. Siz de böyle kendinizi büyütüyorsunuz ya böyle. Yok benlik bir Daha sıkıntı yok ya gençsiniz bu. maşallah. Ben çok takılmıyorum. Allah yaratmış, yapacak bir şey yok. Evet abi aynen öyle. Doğru, ben takılacak bir şey yok abi. Ezelden mesajlar geliyor ya, bu yakışıklılık halis mi? Eyvallah. Hayrettin abi şu an sen bizi duyabiliyorsun değil mi? Ama biz seni duyamıyoruz. Abi şu bu çok bu tam en altında kullanıcı ismi, kullanıcı adının orada bir şeyler, bu işte kapalı olabilir mi acaba? Baskonuş falan belki bir Baskonuş, şey evet. vardır. Öyle bir olay vardı çünkü şeyde. Baskonuş olabilirmiş. Baskonuş'u nereden düzeltiyorduk? Ben de hiç Discord bilmiyorum ya. Abi ayarlar kısmından sol tarafta ses ve görüntü var. Orada giriş modunu, giriş aygıtını bu falan ayarlayabiliyorsun. Ha, kızının Discord'uymuş. Görüntü o yüzden arka plan Ha. öyle. Aa, doğru, bana demişti, evet. Tamam, bakacağım. O zaman Hayrettin abi gelir. Abi konuşalım benim agresifliğimi. Konuşalım. Ya agresif de değil de aslında Ben hani... şöyle Ha, söyle abi. Sen düşünüyorum giriş abi. yap abi. Kendimi tam bu yani bu Twitter'da kendimi tam ifade ben edemiyorum galiba. Çünkü benim hiçbir araştırmacıyla hiçbir sıkıntım yok. Hiçbirine karşı hiçbir eleştirim olmadı da abi. Ama yani onlar sanki onları şikayet ediyormuşum gibi düşünüyorlar. Ama aslında yok. Ya ama işte şey yok ya şey yapılmayan profiller paylaşmıştım mesela, orada adam kendi üstüne alınmış, ben de varım falan filan bilmem ne diye Aynen, cartürk. ben o işte bu şu anki takımını koyunca yani işte bu sanki onun sorumluluğundaymışım gibi göstermişim. Yani bu da aklımda hiç olmamıştı, bu da aklıma gelmemişti hiç yani benimle. Ya bunu sen böyle düşünüyorsun mesela. Ben iki taraflı da düşündüğüm için böyle şey yapıyorum. Ben yazmıyorum. Benim de mesela Cengiz'le bir şeyim oldu ama direkt Cengiz, sadece kimse üstüne alınmadı çünkü yani. Avutamadım. Onların sesi de olamıyor. Şu an Ha geliyor abi şimdi ses. geliyor. Hayrettin Bey sesiniz Ya. ufaktan gelmeye başladı. Şu an çok Gelmiş kısık ama çıktı. galiba. Şu an bir tık arttırdım ki ben işte olsun diye. Evet. Ya burada aslında bu araştırmacı arkadaşlarım, ben pek çoğuyla program yapmaya çalıştığım, video çektiğim arkadaşlar var içlerinde.
Hani hep şey istedim ben, nasıl yaptığınızı anlatın, nasıl uğraştığınızı anlatın vesaire gibi. Çünkü şey, çoğu kişi bilmiyordu. Hani biraz daha insanlar farklı şeyler öğrenmeye başladı bu sayede. Ne bileyim, Sinan Yılmaz'la program yaptık işte 2 sene önce. İşte oyuncu profilleri en iyi 16'yı yapıp ondan sonra diğerleri işte ortalama vesaire gibi terimler girmeye başladı ama her halükarda hatalı profiller elbette ki var ama son 2 senedir çok gereksiz yükleniliyor. Evet, haklıyız. Böyle olması lazım. Kimse bana İrfan Can'ın pasının neden 12 olduğunu, serbest vuruşunun neden 18 olduğunu, Ferdi Kadıoğlu'nun neden hala orta saha oyuncusu olarak gözüktüğünü, çok yönlülüğünden dolayı diğer özelliklerinin hani potansiyel yetenek puanı yediği için diğer özellikleri arttırılamıyor abi Ferdi. İşte ne bileyim, Nelson'un kafası neden 10? İşte kafa vuruşu sadece hücumda değil, işte savunma şeyini etkilemiyor. Tamam. Peki neden o zaman Kaan Ayhan'ın 17? Son 5 sezonda Kaan Ayhan 5 gol mü 6 gol mü ne atmış? Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun son 5 sezonda. 16 tane mi? 20, abartmıyorum. Yani 16-20 arası bir golü var. Abdülkerim'in kafası 15, Kaan Ayhan'ın 17. İstatistik veriyorsunuz. Eyvallah, verilsin, sıkıntı yok ama dengesizlik olduğu zaman benim için bir problem. Hani bunu bu şekilde altını doldurup dile getirdiğimiz zaman daha nasıl diyeyim sana, daha kabul edilebilir bir eleştiri. Bu sefer kimse bir şey söylemiyor ki. Araştırmacılar da zaten söylemlerine başlarken çoğu kişiden okudum. İşte ben de katılmıyorum böyle diyor. Hani ben de Şimanski'nin profiline katılmıyorum ama böyle oldu vesaire gibi şeyler var. Ne derler ona? Yaklaşımları var. Hani onların da rahatsız olduğu durumlar var ama burada bence olay şu. Yani büyük takımlar göz önünde olduğu için bir de böyle geçen sene de yanlışlık yapılarak hatalı girilen profiller vardı. Bir sene boyunca düzelmedi. Ondan önceki sene de vardı. Daha ufak takımlarda olduğu için çok göze batmadı ve çok fahiş hatalar. Şu an Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon onlardan birisinde olsa yer yerinden oynardı yani. Öyle söyleyeyim sana. Ortalık yıkılırdı. Şimdi neler olduğunu söylemeyeceğim. O arkadaşları da zan altında bırakmayayım. Biraz da takımdan dolayı kaynaklanıyor. Bu taraftar olma durumu da bunu ateşliyor. Haklı. Ben İrfan Can'ın pasının 12 olmasıyla oynamak istemiyorum. Karşı tarafın yaptığı açıklama da yanlış. Ama bunu hani daha işte Beni insanları duyuyor töhmet musunuz? altında Sesim bırakmadan geliyor mu? duyuyoruz. Hoş Geliyor. geldiniz. Şu an duyuyoruz abi, çok iyi. Öldüm, Evet. kusura bakmayın. Dinliyorum, sonra katılırım ben de. Tamam. O Tamam. Hayrettin Bey bizim tayfadan muhtemelen. Hoş geldin diyorum tekrar. Yani burada Merhaba abi. sıkıntılarımızı, şikayetlerimizi, problemlerimizi dile getirirken böyle getirme gerekiyor bence. Çünkü şimdi her gün Twitter'dan bir şey yazınca artık ben şey yaptım ya, hani ya tamam İrfan'ın pası 12 kalsın falan oldum böyle. Ya çünkü bir süre sonra insanda şey oluyor. Bir karşılığı olmuyor. Mesela işte hashtag yazmışsın işte Türkiye şefi istifa etsin mesela. Evet Türkiye abi, şefi etsin bence, istifa etsin bence. Neden istifa etsin mesela? Abi ya bir kere işte bu zaten yani kullandığı bu dil Evet, kesinlikle ya doğru. kesin, bu zaten kesin istifalık bence, başka hiçbir şey bu gerek bile bence yok. Evet, Bak, tamam. bu Bundan dolayı istifa sadece etmeli diyorsun. kullandığı, yani bu işte en son attığı tweet bile, İşte Hı. insanlara bu çok üstünden bakma. İşte ben çok biliyorum, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz havaları. Bu şeyi asla bilmiyoruz. Kesinlikle kabul ediyorum. Evet. Çünkü paylaşılmıyoruz. Bu yani zaten bilemeyiz. O Hı yüzden hı. ben sadece tavrından dolayı bile istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha, kim gelir onun yerine? Hiçbir bilgim yok. Hiç kimseyi tanımıyorum ben çünkü. Hı. Ya. Peki hiç onunla ilgili, mesela ben şimdi olaylara çok uzaktan, hani biraz dahil olmamı isterseniz birkaç yorum yapmak isterim. Tabii. Ya Olayı mesela özetleyeyim mi size? Bu son Twitter'da olanları biliyor musunuz? ya zaten onlara denk geldiğim için tesadüfü Ha, dahil süper. olmak istedim. Şeyi biliyorsunuz, hani profiller böyle, Ömer Şef'in Evet. hani işte editör bu yüzden var, hani bu sebepler için var editör demesini falan. Ha, kimsin abi o zaman? Sana bırakalım abi, sen anlat. Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkese öncelikle tekrardan merhaba diyeyim. Merhaba, hoş Biraz geldin. sıkıntılı oldu bağlanma.
Kendimi de biraz ufaktan tanıtayım. Hani olaya ne kadar vakıf olduğumla ilgili. Çünkü sonuçta insanlarda şey algısı da oluşabilir. Özellikle yeni jenerasyon biraz bu tarz şeyler önem veriyor. Yani birisi bir yorum yapıyor ama o konuya ne kadar vakıf. Ben şöyle anlatayım. Yani herkesin bildiği gibi tabii CM serisiyle başladık bu hayata. Ama tabii CM 0102 ile değil, ben 99.00 ile başlamıştım oynamaya. O zamanlar yaz dönemi lisede bir internet kafede çalışırken oynuyordum. Ve FM serüvenine de Türk Sportalı'nın ilk kurulduğu andan itibaren dahil olmuştum. Türk Sportalı'nda normalde ilk kurulma tarihi 2000'lerin başıdır. Her ne kadar sitede ilk üyelikler ve sonrası 2003 gözükse de 2003 ilk CM ve FM serisinin, yani bildiğiniz gibi eski kuşaklar bilir. FM ve CM bir dönem ayrıldı. FM ayrı bir oyun, CM ayrı bir oyun yapıyordu. O dönemde FM'nin ilk Türkiye resti araştırma sitesini aldıktan sonra o zamandaki tarihi kullanmaya başladılar. Ama bizim de geçmişimiz Türk Sportalı'da 2000 yılına dayanıyor. Sonrasında da orada çok uzun yıllar adminlik yaptım ben Türk Sportal ekibinde. Orada güzel işler yaptık. Birçok kişiyi tanıyorum. Tabii araştırma kısmından da şöyle, şimdi anlatıyorsunuz ama yani bunları biz zaten 14 sene önce de yaşıyorduk. Benim anlattığım olayların ne kadar eski olduğunu arkadaşların daha iyi anlaması için şöyle söyleyeyim. Yani biz belki, benim anlatacaklarım 11-12 sene öncesinin olayları. Biz 11-12 sene önce de bunları zaten anlatamıyorduk. Yani sorun oradaydı. Tabii biz admindik, yani biz bir administrör olarak orada görev yapıyorduk ama araştırma tarafı ayrıydı. Orada adminlerin bile Ömer Bey'in belirlediği ekip ve onun dışında orada diğer adminlerin de bir yeni, yani etki etmesi ya da orada bir müdahale etmesi şansı olmuyordu. Biz sadece kontrol edip orada cevap verip yorum yapabiliyorduk. Ki sonuçta biz de bu oyunu oynayan kişiler olarak orada o dönemde o konuyla ilgili, yani rahatsız olduğumuz şeyleri tabii dile getirmemiz gerekiyor. Ama biz orada admin olarak bile istediklerimizi elde edemiyorduk. Yani sonuçta orada bir şey yapılıyor. Günün sonunda bakıyorsunuz, bunu kıyasladığınızda, karşılaştırdığınızda hoşunuza gitmeyen şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bunu dile getirdiğinizde muhataplıklar ve tavırlar, dönüşler, bugün neyse 13 sene önce de aynısıydı. Değişen çok fazla bir şey olmadı. Bunu size net söyleyebilirim. Tabii bizim o dönemlerdeki tek farkımız şuydu. Biz o zamanlar bir yapıyı değiştirmeyi değil, insanların, yani o işin başındaki kişilerin bakış açılarını değiştirmeye çalışıyorduk çok fazla. Çünkü o zamanlar öyle bir düşüncemiz yoktu. Ama değişmiyordu. Yani şu anda biraz araştırdıktan sonra olayları, doğal olarak hani istemeden dahil olduktan sonra gördüğümde dejavu yaşıyor gibi falan oldum şu anda. Yine bir şey değişmemiş hocam ha? Yok, değişen bir şey yok. Şimdi Türk Sportal çok kaliteli bir ekip, çok kaliteli bir siteydi. Araştırma tarafı hariç sitede çok güzel işler yapılıyordu gerçekten. Çok fazla insanın çok kaliteli emekleri geçti orada. Ama araştırma tarafında zaten biz ilk sene başlarken direkt araştırma konuları açıldığında diyorduk ki eyvah, işte kaos başlıyor, hazır olun. Sürekli sorunlar, problemler. İşin başındaki temel sıkıntılardan birisi de şuydu zaten. Şimdi o dönemde de mesela bazı takımların bazı araştırmacıları oluyordu. İşte diyelim Beşiktaş'ı birisi araştırıyor, Galatasaray'ı birisi araştırıyor, Fenerbahçe'yi birisi araştırıyor. Günün sonunda o konular açılıyor ve orada ister istemez insanların ilk baktığı yerler oluyor. İşte Galatasaray'sen Galatasaray'la ilgili konuya giriyorsun. Beşiktaş'la ilgili konuya giriyorsun. Kendi tuttuğun takımla ilgili konuya girip orada ya bunda şöyle bir şey var, bunda şöyle bir sıkıntı var, bu niye böyle gibi sorular oluyor. Yani muhatap bulamıyordunuz karşınızda. Yani adam araştırmış, işte Koray diye bir arkadaş araştırıyordu mesela, ben Beşiktaş'taydım. Beşiktaş tarafında çok savaş veriyordum bazı şeylerin düzelmesi için. Ama muhatap yok. Adama bir yazı yazıyorsun. Adam bir ay sonra geliyor konuya bakıyor falan böyle. Ömer Bey kendisi cevap vermeye çalışıyordu. Şimdi o konuda şeyini yemeyeyim. Yani orada araştırmacılardan daha çok kendisi mesela kişilerle muhatap olmak zorunda kalıyordu. Çünkü araştırmacı yok ortada. Ama tabii muhatap olurken ki üslubu da aynı. Değişen bir şey yok. İşte ben bilirim. Bu böyledir. Peki niye bu böyle? Sen böyle diyorsun ama o zaman işte bunu şöyle anlat. Yani anlatıyorsun adama, aslında net şeyler de sunuyorsun. Ama günün sonunda çok şey değişmiyor. Yani dışarıdan yapı şöyleydi her zaman. Evet, biz her türlü eleştiriye, her türlü bakış açısına açığız. Yani bize bir mantıklı bir şeyle gelirseniz biz bir şeyleri değiştirmek için uğraşırız. Ama günün sonunda hiçbir şekilde öyle olmuyordu. Yani o dönemler Türk Sportal'ın bahsettiğim şeyde günlük aktif 4000-5000 kişi oluyordu sitede. Hocam yani böyle... başka bir yer yoktu zaten. Evet. 4000-5000 kişi oluyordu ve 4000-5000 kişinin aktif olduğu bir platformda düşünün, yani orada hiç mi insanların, yani hiç mi kafası çalışan, hiç mi işi bilen, hiç mi bazı şeylerden anlamayan insanlar vardı yani. O insanlar bir de çok kaliteli bir topluluktu o dönemler Türk Sportal ve yaklaşımlar ve bakışlar, kendileri insanların ifade etme şekilleri çok kaliteliydi. Yani kimse böyle, ama tabii insanlar sonra geri dönüşlerden sonra sinirlenip agresifleşiyordu.
doğal olarak. Yani yapı hep böyleydi. Onunla ilgili derinlemesine sormak istediğin şeyler olursa, ben çünkü Türk Spor Tanı dediğim gibi ilk baştan son, yani son işte artık bıraktığı döneme kadar sitenin hep aktiftim orada. Her şeyi çok vakıfım. Olayları, yapıları çok iyi biliyorum. FM'ye de yani çok fazla zaman harcadım. Orada gelişimiyle ilgili. Bugün Türkçe oynaması konusunda gerçekten o ekibin çok katkısı oldu. Yani bugün şöyle düşünün, ya Football Manager dediğiniz oyun, FM dediğiniz oyun Türkiye'de en uzun yıllardır Türkçe oynanılan oyun. Biz bunun gerçekten... Kaçta gelmişti evet, yani... abi? Resmi olarak FM 2013 ama Türk Sportal ekibi bayağı önceden de çeviri... Hatta sizden aldılar galiba çeviriyi şeyden. Aydın falan yardım Aydın, etti değil evet, mi? Evet, Aydın çok uğraştı. Aydın ve Mustafa'nın çok fazla... Evet, Aydın ve Mustafa'nın çok fazla katkıları olmuştu ve düşün yani 2013'te Türkçe bir oyun bulmayı bırakın, hani Türkçe bir yama şey bulamazken orada çok fazla emek sarf edip bu oyunun Türkçe olması için çok fazla mücadele etmişlerdi. Ve biz de o bir ekibin parçasıydık günün sonunda. Yani oradan buralara gelmesi, bizim de hayatımız hep FM ile Football Manager'la geçti. Oradaki sitede işte Coşkun, hem Bursalı, çok sevdiğim, yakından da tanıdığım bir arkadaşımdır. Eşim gitti, Ömer Erdoğan'ın First Team Analiz koçu, analiz ekibinde yer alıyor. Anıl ilk önce Galatasaray altyapısında çalışıyordu. Şimdi Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde birinci takım analiz uzmanı olarak çalışıyordu. Yani o şampiyonlukta, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde çok değerli katkıları oldu yaptığı analizlerle falan. Onun yani bir sürü insan var, şimdi saysam şeye gelmez, çok kaliteli insanlar vardı. Böyle süreçlerden geçtik ama ben de son 4 yıldır işte benzer bahsettiğiniz durumda. Şimdi ben artık ununu eleyip işte gömleğini çıkarıp ceketini asmış bir adamım Football Manager için. Oynuyorsam da girdiğimde işte Beşiktaş'ta bir kariyer açayım. 6 ay, 7 ay oynayayım. İşte 5 sene, 4 sene neyse geçsin modunda takılıyordum her zaman. Ama açıyorsun şey olmuyor yani, oyuncu değerleri işte sonuçta biz de gün içinde bu işin temelinden gelmiş insanlarız. Bakıyorsun sürekli maç izliyorsun, takip ediyorsun. Bakıyorsun yani sürekli uyumsuzluklar, saçmalıklar. Bir süreden sonra bayıyordu. Yani çok fazla ilerleyemiyordum. Hani birkaç gün sonra bırakmak istiyordum. Ve 4 yıldır da oyunu almıyorum. Ve hiçbir şekilde oynamıyorum 4 yıldır. Ve o kadar hani hayatımı verdiğim, o kadar sevdiğim, o kadar mücadele ettiğim. Hani sevmenin dışında da çok saatlerce ekstradan işimizin gücümüzün dışında mesai harcadığımız bir oyun Football Manager bizim için. Hı hı. Yani günün sonunda bu duruma geldik. Yani sebepleri bunlardı. Sizin şu anda yakındığınız... İşte görünce o yüzden ben de dahil olmak istedim. Hani dedim ki bak hala birileri acaba bir şeyler için uğraşıyor mu? Yani bir şeyler yapmayı değiştirmek için bir çaba sarf ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Dedim ben de müdahale olayım. Birkaç bir şey anlatıp paylaşırsam katkısı olacaksa ileride. Dedim ne mutlu. O vesileyle geldim ben de. Dediğim gibi yani bir şey sormak isterseniz ben cevaplamaya... Bu çok güzel katkısı olur abi. Tekrardan hoş geldin. Evet. Sizin bu Taner abi, Ali Can abi bu soracağınız bir şey var mı? Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Ya zaten o dönemlerle alakalı hani ben de o formda o kadar vakit geçirmesem de işte formdakileri, bazı kişileri falan biliyorum. Şey ama bu kadar şeyini bilmiyordum mesela. Yani bugünkü olan sıkıntıların da aynı o gün devam ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlar forum hala aktif. Bakın Türk Sportal forumu aktif şey olmasa da site kapalı değil. Gidin bakın yani orada daha 2007-2008'e kadar benim bildiğim şeyler duruştu. Araştırma konularının olduğu yerler duruyor. Bakın nasıl evet, muhabbetler dönüyormuş. Biraz zaman harca baktığınızda görebilirsiniz yani. Evet doğrudur. Ya söyleyecek bir şey yok. Bizim aslında yapmamız, dile getirmemiz gereken şeyler belli ama ki bunları da hani doğru bir şekilde dile getirdiğimizi düşünüyorum zaman zaman. Anıl bazen sinirleniyor mu? Olur öyle şeyler. Biraz. Ya geriliyorum azıcık. Ya şey var. Şimdi sıkıntı şu. Dediğin gibi yani muhatap alması gereken kişi bizi yani kabul etmiyor bir kere zaten. Hayır bu böyle olmaz diyor. Şimdi araştırmayı yapan arkadaşların da aslında az önce senin dediğin gibi hani biz bir şey yapamıyorduk diyordun ya mesela hani bir şey söyleyemiyoruz hani böyle diyor. Şu an onlar da aynı durumda zaten ki. Abi şimdi şöyle sözünü keseyim de. Baktığın zaman durum aslında profillerin doğru yapılıp yanlış yapılması değil. Yeni gelen transferlerin güncellenmeme olayına karşı çıkmamaları. Yani bu geçmişte de var mıydı bilmiyorum abi ama şimdi yeni gelen bir oyuncunun profilini güncellemeden oyuna sunarsan Fenerbahçe bugün 10'dan fazla transfer yapmış. Galatasaray bugün 10'dan en
dikkat çekenleri buralar olduğu için, onlar güncellenmediği için otomatik olarak bütün ekip zan altında kalıyor. E şimdi bütün ekip, emin olun yani çok fazla yapılıyor. O zamanlar daha fazla yapılıyordu. Şimdiki gibi değil sistem. Bütün ekip zan altında abi bu durumda. Hı. Şimdi yani bir oyuncu Szymanski en uç örneği Szymanski bunun. Szymanski adam neden FM24'ü alıyor? Szymanski'nin örnek veriyorum. Szymanski'yi çok beğenen bir arkadaş güncel profiliyle oynamak istiyor. Onun için alıyor. Edin Dzeko aynı şekilde güncellenmesini bekliyor. Şimdi Icardi geçen sene iyi oynadı diye profili güncelleniyor ama Szymanski sezona çok iyi başladığı için o ara dönemdeki güncelleme neden yapılmıyor? Neden bu kadar bazı şeyler geç geliyor? Ömer Şef'in hangi takımda olduğunu biliyorsunuzdur. Neden yapıldığını bilirsiniz yani. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum abi. Galatasaraylı mı? Biz 20 yıldır onun savaşını veriyorduk zaten. Galatasaray her zaman, ben burada asla taraftarlık yapmıyorum. Yani Beşiktaş taraftarı olsa da artık 40 yaşına gelmiş insanlarız. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kavgası içinde bulunan insanlar değiliz. Hı-hı. Galatasaray her zaman kayrılıyordu yani futbol menajerden. Onun güncelleme anında yapılır. Onun transferleri anında yapılır. Onun bir oyuncu transfer ettiyse bütün dataları hemen değiştirilir, yükseltilir. Ama Fenerbahçe bir oyuncu aldığı zaman yapılmıyordu yani. Ve daha 6 ay 7 ay falan bekliyordu insanlar değişsin diye. Ya şimdi abi şöyle, öyle tabii ki öyledir muhakkak ama bu sene Galatasaray'da da bariz hatalar var. Fenerbahçe'de de bariz hatalar var. Beşiktaş'ta bir tane hata olarak adlandırılmayacağı sonradan ta açıkladı. Getson'un markaj özelliği var. Başka ben gözüme çarpan işte Cenk Tosun'un korner kullanmasını bir yapmış. O da profilini denk getirmek adına. Onun dışında ekstra bir durum söz konusu değil. Ama bugün Victor Nelson'ın kafa vuruşunu 10 yaparsan, Sasha Boye'in driblingini 9 yaparsan karşında tepki alırsın. Yani Szymanski'nin profilini güncellemezsen de tepki alırsın. Senin buradaki sıfatın nedir abi? Sen bunları yapman için burada görev alıyorsun. Baktığın zaman gönül işi olarak yapılıyor. Gönül işi olarak yapılması da bence hatalı bir durum. Çünkü futbol menajer bedavaya satılan bir oyun değil. Bedavaya hiçbir şeyi bedava değil. Bugün oyun içi editörü dahi parayla satıyorlar. Ve gönüllülük esasını sizin yaptığınız dönemlerde gönüllülük esasıyla yürüyebilir de. Crack vardı, işte korsan oyun çok fazlaydı. CD kopyasını bulmak zordu ama bugün her şey dijitalde. Sen 2014 mü Steam'e gelişi oyunun bilmiyorum. Tam net bilgim yok ama 2013 de olabilir. O zamandan beri parayla satıyorsun oyunu. Sen burada araştırmacılara belli bir ödenek vermelisin. Şimdi bugün Ömer Şef'le ilgili öyle konuşuluyor ya. Ömer Şef'e para veriliyor olsa çok daha rahat değiştirilirdi abi. Nasıl takımlar teknik direktörden memnun değil olunca değiştiriyor. Para veriyorum ben buna diyor. Tazminatı ne diyor? O ayrı, Türkiye'deki sistemin hatası ama şef de öyle değişebilirdi. Paralı bir memur olsa burada derler ki abi sen bu işi yapamıyorsun, değiştirelim. Ama öbür türlü olunca zaten adam, zaten ilerideki en uçtaki adama ulaşmak çok zor. En uçtaki ekibe ulaşmak çok zor. Eğer İngiliz değilsen FM'de. Genel yapı buraya gidiyor maalesef ki. Evet. Ya kök şöyle, mesela hani yeni transferlerden geldi konu, ondan bahsedeyim. Mesela orada şey, hani savunma, ya savunma mı diyeyim artık, neyse. Şimdi mesela bazı oyuncuların talihsizlikleri var. Örnek veriyorum. Talihsizlik derken FM için talihsizlik. Örnek vereceğim. Endombele. Abi son 3 sezondur kiralanıyor bu adam. Şimdi kiralık gidiyor takıma. Kiralık gittiği takım diyecek ki bu adam yeni geldi, buna dokunmayayım diyecek. Sonra geri takımına geldi. Diyor ki dur tamam biraz bakalım, zaten takip etmedim. Sonra gene kiralanmış Napoli'ye. Napoli'de de kırpmamışlar. Geri geldi şimdi. Şimdi gene kiralandı Galatasaray'a. Abi bu adam Lyon, Napoli, Galatasaray. Profil gene şimdi Endombele'nin profili şu an gerçeği yansıtıyor mu sizce? Ya profili yani, o kadar güzel ki. Kesik yemesi gerekmiyor mu fiziksel olarak? Şey olarak mesela adam denge 16 şey, çok tam tekniğinden bir şey kaybetmemiştir belki ama sahada, yani saha kenarında bile şeydi. Bu sadece bir örnek. Mesela geçtik. Tamam. Yeni transferler tamam. Bir kuraldır. Futbol menajer en tepeden yapılmıştır. Eyvallah. Bir şey sorayım mı sana Taner? Aha. Sen Beşiktaş kariyeri yapıyorsun şu anda. İzliyorum ben YouTube'da. Evet. Beşiktaş eyvallah kariyeri yaptığın için izliyorum. Fenerbahçe kariyeri yapsan izliyorum. Mesela Onana Lens'ten geldiğindeki gibi mi profili? Kırpılmış mı mesela baktığında? Hiç karşılaştırdın mı onu? Ben onu şeyle konuştum. Taha dedi ki kırpamadım dedi. Kırpacaktım. Onanın alakası yok dedi mesela.
Yani. Evet. Dokunamadım dedi mesela. Negatif i̇şte, yönde zaten sorunu yok. Anlatıyor. Adam fark ediyor. Evet. Senin bakış açınla yaklaşıyor. Adam aslında doğru bir tespit yapmış orada. Evet. Düşürmesi gerekiyor. Çok ama diyor doğru. Ki dokunamadım diyor. Yani engelleniyor demek ki. Aynen burada, öyle. Mesela, evet. Asıl sorun burada başlıyor zaten. Aynen. Mesela şimdi hani tamam dokunamıyoruz eyvallah. Devre arasında iki sezon önceydi falan herhalde. Galatasaray'a Mustafa Muhammed geldi. Fenerbahçe'de Atilla Salahi geldi devre arasında. Birisi Mısır'dan birisi de Kıbrıs'tan geldi. İkisinin de profili randomdu. Tamam geldi eyvallah. Abi peki neden bu oyuncuların profillerini madem dokunulmuyordu yeni transferlere devre arasında geldiler. 5-6 maç 7 maç izledikten sonra her neyse profilleri niye güncelleştirildi o zaman madem dokunulmuyor. Bunlar yapılıyor da niye Ciku'yla Beka abi Beka'nın agresiflik 13 değil. Beka'nın pası da 12-13 değil yani. Beka'nın kereste gibi ayağı var. Ciku'dan daha iyi pasör. Ya ben bu şekilde oynamak istemiyorum bu oyunu. Bugün mesela Sea Games formlarında da yazdım. Ya ben bu şekilde bu oyunu oynamak istemiyorum dedim. Tat vermiyor ki ya ben belki İsmail Kartal gibi oynatmaya çalışacağım. Bekao daha iyi stoper. Daha pasör ama agresifliği düşük. Yani niye ben başka gözlemcinin... Ha, onun için de şey dedi gözlemcilikle alakalı. Sana kadar kötü gözlemciler var onları görün diye dokundurtmadık. Ay, bu evet abi. Yani bu da çok kötü bir açıklama. İşte bu da yani çok kötü bence. Ya bunu bir şey söyleyeyim. Bunu Alican videosuna gelen bir yoruma yapabilir abi bunu. Bunu evet. Benim videoma gelen bir şeye ben yaparım. Abi niye şöyle ben böyle oynayacağım kardeşim derim. Demiyorum da Alican da yapmıyor da ben böyle oynayacağım kardeşim derim. Kimse de bir şey diyemez. Diyecekler ki adam tam kendi YouTube kanalı falan filan. Ama bu ya işte sistem yanlış. Bir de şey ama şu da şöyle de bir gerçek var. Yine dediğim gibi büyük takımlar olmasaydı bu kadar fark edilmeyecekti. İki tane çok büyük hata var mesela. Hiç kimse diller çok az böyle konuşuldu. Bu kadar gündem olmadı. Ama bunlarda evet. Sıkıntı düzelmesi lazım. Düzelmesi için de hani düzelteceğiz tarzı bir şey de yok yani. Günün sonunda şöyle bir şey var. Tekelleşme durumu söz konusu olmuş araştırma tarafında. Yani bir insan 20 yıldır araştırma şefliği yapıyorsa zaten onu sorgulamak gerekiyor. Yani neden yapıyor? Hı hı. Teknik direktörler gidiyor işte. Ne bileyim herkes bir insanlar iş yerlerinden gidiyor. Adam 20 yıldır orada. Yani bir 20 yıldır durabiliyor olman için durabilirsin. Kusursuz, çok kusursuza yakın çalışıyor olman gerekiyor. Ben de bir şirketimde çalıştım. Şirkette 13. yılımı geçiriyorum. Yani kusursuza yakın çalışmıyor olsam 13 yıl geçiremezdim. Yani burada ya, bunları sorgulamak lazım. Bunu mesela Anıl söyledi evet. Bu kadar zamandır burada evet, diyor. 17 ve ikinci bir kısım da orada diğer bir nokta da şu. Neden olmadığı ile ilgili. Dediğim gibi bizim dönemimizde zihniyeti değiştirmeye çalışıyorduk. Şimdi farklı bir dönemde. Çok güçlü bir toplulukken eğer biz o zamanlar farkına varıp bir şeyleri değiştirebiliriz. Yani en üstteki kişiyi değiştirmeye uğraşsaydık belki o zamanlar onu değiştirebilirdik. Belki o bizim orada hatamız değildi ama fark edemediğimiz bir şeydi. Yani belki sesimizle, baskılarla bunu yaparız diye düşünüyorduk. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar, yanlış anlamayın. O dönemde günlük ortalama 4.000-5.000 kişinin gezdiği bir hani en maksimumlara, en düşük seviyelerinde 1.500-2.000 kişi sürekli aktif oluyordu. User olmayanlarla birlikte 2.000-3.000'lere buluyordu. Bu kadar daha güçlü bir topluluk bunları değiştiremiyordu. Yani burada bunları da düşünün bence. Şu anda iyi bir topluluksunuz. Siz de çok kaliteli insanlarsınız gördüklerim kadarıyla konuşmalarınızdan belli. Ama çok daha güçlü olmak gerekiyor. Yani biz o dönemlerde zihniyeti değiştirememişken en tepedeki adamı nasıl değiştirebilir? Buna iyi bakmak lazım. Çünkü zihniyeti değiştirmeyen bir adamın yapısını değiştirmeyen bir kişi. İşte yıllardır aynı. Ben şu an sizi dinliyorum başladığından beri. Değişen bir şey yok. Yani 12-13 sene önce aynı şeyleri biz sorguluyorduk. Aynı şeyleri duyuyorduk başkalarına ya da başkaları yazıyordu. Aynı şeyler devam ediyor yani. Burada ciddi sorunlar var. Bunu iyi anlatmak lazım gidecek kişilere. Nereye gidilmesi gerekiyor? İşte ben Miles Jacobsen hala işin başında mı? Çünkü Miles Jacobsen'le işte. Ciddi bir yakınlıkları olduğunu da biliyorum. İngiltere'de çünkü Ömer. Orada yaşadığı evet. için. En son Amerika'daydı bizim olduğumuz dönemde. Orada bir eğitim görevli yapıyordu. Miles'la da bayağı yakın olduklarını biliyorum onun. Yani etkisi var mıdır, avantajı var mıdır bilmiyorum tabii. Bir de Sea Games'in tabii Türkiye'ye bakış açısı bu nasıl? Onu da bak iyi irdelemek lazım. Yani adam ne kadar seni zaten önemsiyor ki bu yapıyı değiştirmek için gibi ona da bakmak lazım. Çünkü Türkiye her zaman onların gözünde sattık oyun sayısı,
ne bileyim işte onlar da günün sonunda verilere bakıyor. Hangi lig daha çok oynanmış, hangi lig ülkede daha çok Steam'den bu oyun satın alınmış. Onları değiştirip değiştirmemeyecekleri için bir kıstas mı? Ya bunları iyi şey yapmak gerekiyor. Ama ne kadar da olsa bu kadar hata olduğunu, bunun yıllarca olduğunu vurgularsanız belki bir şeyler onlar da günün sonunda hamle yapmak. Çünkü CM Games tarafı ben bizim dönemimizde biliyorum. Biz şimdi ben beta testirliğini de yapmıştım. FM 06 ile ya 08 yani hatırlayamıyorum eski zamanlarda. Beta testirliğini yaptım. Yani oyun daha gelmeden 5-6 ay önce ben oynuyordum. Mesela çok hızlı müdahale ediyorlardı. İşte şurada bir hata var, şurada şöyle bir sorun var. İşte şunun şöyle bir sıkıntısı var dediğinizde. Yani onlar çok daha böyle eleştiriye açık, insanların fikirlerine çok daha önem veren bir yapıdalardı. Belki çok güçlü bir hale gelip çok iyi bir anlatılırsa olabilir diye düşünüyorum yani gitmiş olduğunuz yol. Ya ben öncelikle şunu düşünüyorum. Hani bu eleştirilerin bazen yanlış anlaşıldığın, anlaşılmaya müsait şeyler değil aslında ama direkt isim vererek, direkt şey yaparak yönlendirmediğimiz için aslında hiç arada başka kişilere gittiği ve tartışmaların gereksiz yerlere kaydığını düşünüyorum. Burada şey belli. Şimdi bazı şeyleri de değiştiremeyiz şimdi. Yani Sea Games gerçekten eğer yeni yapılan transferlere dokunulmayacak. Eğer işte atıyorum Fenerbahçe bu sezon erken açtı bu sezonu. İşte Şimanski'yi biraz izledin. Çünkü data veriş tarihleri de hani onu da söyleyeyim. Normalde hani oyun çıkmadan 2 gün önce vermiyorlar. Oyun çıkmadan belki ayın kaçında çıktı şey? 19'unda abi. 19'unda mı Temmuz'dan çıkmış? Temmuz'dan önce veriyorlar diye biliyorum ben abi. Yok Temmuz'dan sonra da verdiler de yani 10'unda falan herhalde öyle bir data şeyi olmuştu yani. Güncellemesi olmuş. 10'unda falan verdiler. Gene vakit var bu arada. Ama işte burada olaydan saptırmamamız lazım. Mesela işte şey yapılacaksa ben mesela dedim işte forumları açıyorum. Bakıyorlar bakmıyorlar önemli değil. İngiltere Ligi ile alakalı da çok forumda şeyler var yazılmış mesela. Ya beni oradan da engellediler abi ya. Sarhoş dedim çünkü bir tane araştırmacı. Ama abi işte bak sen böyle yapıyorsun dikkate alınmıyor yani. PDF falan gördüm senin açtığın başlığı mesela. PDF göndermişsin şey yapmışsın. Adam yazmış zaten biz PDF'e bakmakla evet. Yükümlü değiliz diye yani şey buna bakmayacağız diye. Ya, onlar da biraz sulandırıyor açıkçası böyle olunca. Biz şeye gitmiyor. Bu arada Onur Bulut'la alakalı bir şey yazmışlar galiba. Hani bazı profilleri de şey yapmak lazım. Onur Bulut'un sadece mücadele tarafı iyi. Hani işte dayanıklılık iyi, çalışkanlık, agresiflik, takım oyunu, kararlılık iyi. Geri kalan özellikleri hep ortalama. 115 yetenek puanında herhalde zaten abi. Hani öyle bir şey olması lazım. Yani süperlik ortalaması da. Gördüğümde çok çok acayip, işte çok güzel gelmişti bana. Sonra geçen... biraz böyle bir dikkatli işte bakınca özelliklere. Çünkü işte çok bu dolu dolu işte görünüyordu. Geçen sene Crespo da öyleydi abi. İlk baktığında yemyeşil profil falan bir bakıyorsun 130 yetenek puanıydı yani anladın mı? Crespo etkili... da çok... gereksiz eleştiri. Torreira'dan iyi yapılmış falan diyorlardı. Aslında alakası yok. Değildi. Yani. Ya onlar ayrı eleştiriler falan. Ya burada ben bazı şeylerin değişmeyeceğini biliyorum aslında. Hani ben de eskiden beri biliyorum, takip ediyorum bazı şeyleri ama sadece bazı şeylerin en azından daha düzeltilebilir olması gerektiğine inanıyorum ben yani. Daha çabuk aksiyon alınabilse daha iyi olur abi. Çok bu ya kadar bu, devlet dairesi abi, gibi dönüyor olay. Şimdi Nelson'un kafa vuruşu neden 10 diye sorduğun zaman buna işte o hücumda etkili diye bir argümanla çıkılmaması lazım karşımıza. Abi 10 yerine 12 olmasının nasıl bir fark yaratabileceğini ben algılayamıyorum. Yani ekstra baktığın zaman Arda Güler'in kafa vuruşunun 11 miydi? 11 olup 11. Nelson'un 10 olması bana doğru gelmiyor abi. Arda Güler'i koy ceza sahasına. Korner gelsin kafa vurmaya çalışsın. Nelson'u koy kafa vurmaya çalışsın. Nelson mu daha iyi kafa vurur? Arda Güler mi? Düz mantık bakışı yani. Bu kadar basit. Yani şöyle bir şey var orada. Tamam dediği madem böyle yani az önce de söyledim ya. Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu neye göre 17 o zaman abi? İşte Kaan Ayhan'ı da o zaman nerflememişler. Aşağıya doğru çekmemişler abi. Kerim Bardakçı'nın neden 15 abi adam? Kaan Ayhan'dan 3 kat daha fazla gol atmış son 5 sezonda. Hatta oturup bakmadım tek tek gelen bütün toplara kafayla mı atmış da adam bir şekilde kornerde gidip vuruyor yani.
Atıyor i̇şte yani. O zaman burada şey sonucu mu çıkıyor yani? Özenilmeden yapılan bir işin sonucunda burada yaklaşık kaç bin kişi böyle bir hatalı veriden oyun oynamak durumunda kalıyor. Bunun sonucunda da baktığında diğer ülkelere nazaran dünyada en ucuz futbol menajer Türkiye'de olsa dahi para birimine göre, hı hı, sonuçta baktığın zaman pahalı bir miktara satılıyor oyun. Adam da diyor ki zaten bedava veriyor. Ha 23 oynamışım, ha 24 oynamışım. Yapar güncelleme mi geçerim diyor. Ne fark eder diyor. Ama evet, eskiden bizi heyecanlandıran kısmı neydi? Güncel kadrolarla, güncel profillerle oynayacağız biz bu oyunu ve bizi tatmin edecek. Ama şu anda yayıncı veya işte içerik üreticisi olmasam ben bu oyunu almam abi. Game Pass'te bile almam. Game Pass bile almam yani. O kadar noktada. Ama bunun karşılığında bu tarz bir cevap alınca insanlardan ya da karşındakinden sen de demotive oluyorsun abi. Şimdi bugün sen de şahit oluyorsundur. Football Manager 2024'te attığın videolar eskiden yeni çıkan bir oyunun ilk 15 günlük dönemindeki videolara göre izlenme oranının düşük olduğunu sen de tespit etmişsindir. Çünkü abi insanlar oyundan soğumuş, ilgisi az. Oyunu alabilen kişi sayısı da az tabii. Hiç bakmadım. Haliyle. Ama sen de zaten bakıp söylediysen doğrudur ben, yani. Ben hiç bakmadım. Var, bu Twitter'da da var yani. Var abi. Ya ben şimdi mesela şey atıyorum her zaman. Mutlaka transfer etmeniz gereken 11 genç Türk yetenek diye video atıyorum. Hı hı. FM19'da 100 bine yakın izlenmiş. 20'de 60 bine düşmüş. 21'de 30 bine düşmüş. 22'de 20 bine düşmüş. 23'te 10 bine düşmüş. Bu seride 5 bin izlendi. Ha benim hatam muhakkak vardır bunda. Sıkıntı yok. Ama oyunun popülerliğinin de aşağıya düştüğünü gösteriyor. Çünkü benim ivmem abone olarak yukarıya çıkarken oyunun popülerliğini düşüren noktalardan bir tanesi de bu hatalı profil. Çünkü niş bir kitlesi var Football Manager'ın. Twitter'la bağlantılı bir kitle genelde. Twitter'a bakıyor, Twitch'e bakıyor, YouTube'a bakıyor. Diyor ki abi ben niye izleyeyim bunu? Zaten izletilmesi, hı-hı, zor. Zaten popülerliğini yakalatılması zor oyun. Ondan dolayı maalesef ki bizi de olumsuz etkiliyor bu şekilde olumsuzluklar oyunun içinde. Net olarak ben bunun bir şekilde çözüme ulaşması için her türlü sizle mücadeleye varım, onu söyleyeyim abi. Yani olabilirse tabii. Abi bildiğin bu Twitch'te Galatasaray kariyerimiz var. İşte birinci, hı-hı, sene bir Ricardi'yi gönderdik. Yani tahminledin kaça göndermişiz Ricardi'yi? 120 milyon euro. 145 gördüm. 140'a gönderdik. 140'a gönderilince ben herkesi aldım. Bu topladım takıma. İşte bu Wonderkid'ler, ne bileyim başka oyuncular. İnsanlar da diyor ya işte bu nasıl oyun, hiç gerçekçi değil bu falan filan diyor, gidiyor yani. Evet. Çünkü bu oyunun en büyük özelliği bu zaten gerçekçi olmasıydı. Ama yine Hayrettin abinin dediği gibi Galatasaray'a bir kayırma mı var abi? Kaçırdım orayı Hayrettin abine. Abi Icardi 145'e satmış, 140'a satmış Anıl da geçen gün. Ya işte evet. Galatasaray'a bir kayırma mı var abi bu transfer bedellerinde acaba? Ya biraz şimdi şey de var ama yani bahsedilen noktalarda şimdi database'leri eleştirirken Football Manager da ya koptu. Evet. Ya oyuna bu sene yani ekledikleri bir yenilik olduğu yani için. Oyunda içinde çok fazla sorunlar oldu. Evet. Ama yani söylenilen şey garip yani 140 milyon yere 31-32-30 yaşındaki bir adamı satın. Abi yani orada galiba bir sadece Türkiye'de böyle. Ya ben bu diğer işte bu database'le mi alakalı, oyunla mı alakalı? Bu transfer için işte bir Arabistan biraz canlandıralım. Bir de sponsorların transfer falan işlerini yapmaya çalıştılar. İnşallah yani düzeltirler full sürümde. Buna çalışıyorlardı. Bu çok büyük bir hata. Bu çok büyük. Bu oyun hala bu sene eklediler. Ne olacağını bilmiyorum. Bu arada şöyle de bir şey var bununla alakalı. Onu da söyleyeyim. Burada aslında normalde bu kadar erken şey çıkmayacaktı. Muhtemelen. Beta. Çünkü apar topar çıktı.
Epic Games'in Epic Games'ten dolayı tabii. Evet, tabii. Yani çünkü alfa sürümü beta sürümünün gerisinde kaldı oyun çıktığı zaman. Böyle bir acele oldu orada aslında. Böyle bir şey olmaması lazımdı. Burada bence o da yeterince test edilmeden böyle sıkıntılar yaşandığı için bu duruma geldi. Hepsi üst üste geldi. Maruncum hoş geldin. Yani bu arada. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Gizli doktor gizli deniyormuş. Düzeltilebilir şeyler. O geçmiş dönemde de. Bir kopukluk var orada şu an. Bir oksijen. Tamam, bir dakika geliyorum. Tamam. Bu arada ben geçen seneki YouTube videolarıma baktım tam ilk çıktığı zamanki. Şimdikilere bakıyorum. O zaman da izlenmiyormuş, şimdi de izlenmiyor. Bir şey fark etmedi o yüzden benim için. Bir şey kaybetmedim. Kitlemiz birazcık düşük. Yok, ben onu şuna bağlıyorum. Ben ilk video çekmeye başladığım zaman şey yoktu. YouTube'da çok fazla kimse olmadığı için, herkes forum kültüründe olduğu için herkes yazılı mecradaydı forumlarda. Sonradan YouTube'a millet gelmeye başlayınca iyi bir dönem oldu. Takipçiler falan geldi. Şimdi biraz daha bence şeye gidiyor. Twitter'a doğru gidiyor. Yani çok uzun olmayan işte şu oyuncu bak böyle böyle falan filan hop gitti. Geçen Twitter bir tane shorts gibi abi daha reels shorts tarzı şeyler evet. Aynen. Geçen bir tane şey paylaştım mesela işte 60-70 bin görüntülenmiş şey. Ne derler? Abi o şeyden ötürü antrenör. Artık hani çalışmalarda falan da söylüyorlar. İnsanların dikkati azaldı. Hani olabildiğince hepimizde Instagram'a, işte YouTube Reels, TikTok vesaire evet. Gibi platformlar arttığı için dikkatimiz uzun süre veremiyoruz bu şeylere. Bu sebepten ötürü Shorts, Reels, TikTok kısımları çok daha mantıklı olur. Aynen öyle. Ona kayacak yavaş yavaş. Onun, evet. Artık onu da yeni nesiller yapar ya biz. Bu Twitch'te bayağı popüler olmuştu aslında bu son birkaç ayda ya. Ne? Bu şey FM. Ama şey işte o şeylerden oynayanlar Ataberk'in falan çok şeyi var o konuda. Onlar, tabii abi, bize kitle gelmez onlardan ama onlar öyle. Oyunu popüler ediyor. FM'yi kimin oynadığı, nasıl oynadığı önemli değil FM'nin. FM'yi kimin oynadığı önemli abi. FM öyle bir oyun. Yani Counter Strike gibi, PUBG gibi böyle üst düzey meziyetlerinin olmasına gerek yok. Kim oynuyor? Keyifli oynuyor mu? Ne yapıyor falan? Millet ona bakıyor yani açıkçası. Evet, evet abi. Yo bir de şey, Football Manager'ın şöyle bir sıkıntısı da var konudan konuya. Shorts ve Reels için zor bir mecra Football Manager'da video çekmek. Çünkü çok geniş bir ekran ve bu ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırıp bazı şeyleri ayarlamak çok zor. Ben transferlerde hepsini de hemen hemen çekmeye çalıştım ve zorluyor ve FIFA'daki gibi değil. FIFA'da bir tane ekran görüntüsü var oyuncunun. Onu koyuyorsun. Altı, üste kameraya koyuyorsun. Ve videoyu çekiyorsun. Çok rahat bir şekilde. 100 bin izleniyor. Ama Football Manager'da öyle değil ki. Göstermen gereken birden fazla ekran var. Böyle olunca da daha işlevsel hale gelmesi lazım onun da. Şeyi neden hiç yapmıyorsunuz? Mesela niye turnuva düzenlemiyorsunuz? Yarışmalar. Mesela ben bir sürü FM içerik sizin takip ettim. Yani sizleri de biliyorum uzaktan. Hı-hı. Yok şöyle. Yani yapı olarak. Bizim mesela Türk Sport'u aldı yaptığımız gibi. Biz turnuva düzenledik. Siz lig usulü dediği yani böyle turnuva girecek günlük. İşte her gün o onu eledikten sonra o geçiyor. Böyle turnuvalar yapılıyordu. Ben öyle şeyler mesela kariyer ya. Yapanlar var. Bu yaklaşık bir 90 tane falan öyle bir turnuvam oldu benim. Ya yaptınız. Yani biraz da para işte para da kazandığım ben oradan işte bu tam öğrencilik bu dönemi falan öğrenci harçlığı çıkarma işleri keyifliydi. Hı. Çok güzeldi insan artık bu çok keyifli çok güzel oluyordu. Bizim dönemimizde de çok iyi oluyordu evet. Yani bir sürü farklı kişiler katılıyor zaten sınır oluyor. Takımlar her gün yani oyunun başlangıç kariyerinde alıyorsun. Takımını belirliyor. Hı hı. Aynı gün hazırlık maçı teklif edip yapıyorsun. Evde dışarıda aynen, kazanan bir üç tura geçiyor gibi. Çok keyifli evet. Oluyordu ama çok böyle yapan da görmedim ben açıkçası. Sana çok uzun sürüyor ya. Çünkü ben de kopunca. Bir de içeriye dönüştürmesi de zor bir şey abi. Genel olarak onu live stream canlı yayında yayınlaman lazım ki orada kitleyi çekmen lazım. Saati iyi bilmen lazım. Twitch'te bir sürü yayıncı var. Bak bugün işte
8000'den 5000'lere kadar bir sürü izlenen insan var. Oradaki ana akımdaki insanları çekebilmen lazım. Futbol Manager'la çok zor oluyor. Genel manada zaten Futbol Manager'a içerik üretmek de zor. Biz burada deli gibi kaldık işte abi. Ona buna söylemiyoruz, izleyici kasıyoruz. Ya ben eve geliyorum, bilgisayar açıyorum. Futbol Manager açılıyor. Şimdi o editörüm, oyun içi editörüm yok. FMRT'yi açıyorum. Sağda duruyor. Bir tane oyuncu bakıyorum oradan işte. Sonra başka bir şey yapıyorum. Yarım saat geçiyor, bir tane daha oyuncu bakıyorum. Bu olur mu, olmaz mı? Bir bakıyorum saat 1 olmuş falan, böyle garip bir ağının içine çekti bizi ve kurtulamıyoruz yani. Kurtulmamız da pek mümkün değil. Bir de ama benim şimdi benim şeylerim de başladı. Kurtuldum, sen de kurtulursun. Benim şeyler de başlamadı da abi. Pregame editör de çıkmadı daha. Ben pregame editörden bir şeyler yapıp paylaşıyorum genelde, deneyim videoları. O da çıkmadı. Onlar çıktığı zaman benim mesai başlayacak daha. Bakalım. Ben zaten şöyle söyleyeyim. Buyur abi. Yok. Bu bahsettiğiniz olayla ilgili mesela Data Pregame editörü söyledin ya. Zaten çıkınca artık insanlar o kadar yılıyordu ki TürkSportal'da da. Kendileri kendi editörden database'leri güncelleyip söylüyorum yapıyordu. Ve çok popüler olan, çok iyi yapan arkadaşlar da vardı. Onun database'lerini kullanıyordu. Benim de kullanmıştım vardı yani. Ben şey yaptım. Avrupa şampiyonası yaptım. 23 kişiyle canlı yayında. Canlı canlı yaptık ama 7 saat sürdü abi. Ve perişan şey, oldum. Güne, yani. Günlere bölebilirsin. Yani bir grup aşamasını bir gün yaparsın. Çeyrek finalleri bir gün yaparsın. Aynı kişileri biz mesela şey yapıyorduk. Finalleri böyle o zaman Çağrı vardı. Çağrı Zorkoğlu'ydu galiba. Tam yanlış hatırlamıyorum. Türk Sporto Radyo kurmuştu. Biz final maçlarını böyle radyoda hem anlatıyordu. Bayağı insan geliyordu falan böyle. Çok keyifli oluyordu ya. Ama tabii o zamanlardan bu yana değişen çok şey var. Ya çok şey var biraz tabii. Biraz şey kaldırmışsın yanınızda. Ne diyorsun abi radyo falan ya. Biz sana diyoruz ki 4K falan, sen radyo diyorsun falan. Ya o zamanların da ayrı bir güzelliği vardı ama. Evet. Ama o zamanki şey biraz daha farklıydı. Kitle de değişiyor yani. De şimdi çok acımasız ve yapıcı Mustafa olmayan. Mustafa yüzünden bu acımasızlıkları. Mustafa'nın işte daha acımasız versiyonları benim YouTube kanalında yorumlarda bombok adamları paylaşmışsın. Bunlar bir şey olur mu falan. Adamlar istiyor ki hep şey görmek. Bir ara vardı abi, çok dalga geçiyorduk şeyde Twitter'da FM20 zamanı. Mbappe diye bir adam buldum. İnanılmaz. Ha. Haaland var. İnanılmaz falan gibi. İşte Haaland'ı istiyor. Mbappe'yi istiyor. Onları görmek istiyorlar videoda. Onun profilini görüp ne yapacaksın yani? Abi neyse, çok şükür bana öyle adamlar gelmiyor. İnşallah gelmezler de yani. Sen engellemişsin abi bugüne kadar onları. Şeyi sormak istiyorum mesela. Onu merak ediyorum. Bizim dönemimizde mesela benim en takıldığım konulardan biriydi. Şimdi bir araştırmacının görevi, sen takımı araştırıyorsun değil mi? Yani bunu sadece ara takım değil, PAF takımı da araştırıyorsun. Hı hı. Bir de işin bu yetenek kısmı da var. Yani bir oyuncunun nereye gidebileceğini de yansıtman gerekiyor. Mesela Avrupa bu işi çok iyi yapıyor. Güney Amerika çok iyi yapıyor araştırmacılar. İşte adam oraya yansıttığı -9 PA koydu. 10 adamın 5'inden bir şey oluyor mesela günün sonunda. Mesela Türkiye'de öyle oluyor. Mesela Arda Güler popüler olmadan önce, atıyorum işte FM21'deyken ya da FM20'deyken Arda Güler'in ya da 21'deyken işte tam şeylerini denk etmiyorum. Mesela -9 PA'lı, evet bu adam Real Madrid'e gidebilecek potansiyelde diye yansıtmışlar mıydı mesela? Yok abi. FM22'de öyleydi. Ama evet, 22'de zaten Arda Güler'i herkes biliyordu. Şey 21'de oldu, yoktu galiba abi. Hani yoktu FM21'de. Çünkü profesyonel şeyi yoktu sözleşmesi. Arda Güler önerinden gitmeyeyim. Diğer mesela başka abi, yani. Türkiye'de küfür ediyorlar. Da. Arda Güler'in profilini niye bu kadar abarttınız? Bu çocukta ne var bilmem ne var diye çok kişi küfür etti. Abi şimdi şey, ben Bursasporluyum bu arada. Bursaspor'un şeylerine yıllardır hani altyapıdan çıkan oyunculara bakarım. Mesela Ali Akman var. Ali Akman'ın profili çok iyiydi. 150 ile 160 arasında bir potansiyelle çıkıyordu. Ali Akman patladı mesela. Doğru bilinememiş Ali Akman gibi. Çağatay Yılmaz var. Şu an hala ikinci ligde Bursaspor'un santraforu. Bursalıyım ben de bu arada. Öyle mi abi? Aa, ben de Bursa'dayım abi. Yani bir araya geliriz, sohbet olur abi, Bursa'dayım ben. Sıkıntı yok. Denk gelelim muhakkak.
Çok güzel. Çağatay Yılmaz'ın aynı şekilde var profili o şeyde. Onunki de mesela zamanında 150 potansiyellerle geliyordu. Hep 95 yetenek puanı. Onda da olmadı. Ya Bursa Spor özelinde bunları kesinlikle bilemiyor. Bilemiyorlar daha doğrusu. Genel manada diğer takımlara baktığımızda da mesela Oğuz Kağan vardı Fenerbahçe'de. O sonradan tabii ayağı mayağı koptu onun herhalde ama. Yani Taner abi daha... Bu ciddi defansif orta saha biraz. Sakatlık geçirmişti o. Oyun kurucu falan diye. Onun vardı mesela. Onun aynı şekilde bilemedik. Bilemediğimiz çok oyuncu var. Bildiğimiz oyuncu da az yani abi bizim. Çünkü Enes Ünal'ı bilmiştik. Ozan Tufan'ı bilmiştik o zaman da. Bizim gençler biraz varlık gösteriyor. Sonra oldum oluyorlar yani. Hmm. O biraz da ya o Emirhan İlkan mesela işte. Emirhan İlkan Torino'ya gitti. Şimdi Başakşehir'de değil mi? Yok. Evet. Başakşehir'de. Doğru, Başakşehir'de kiralık evet. Ha, yani hani tam gene bir şeyler yapabilir ama işte Ömer Faruk Beyaz mesela. Evet. Mesela şey Burak İnce gerçeği vardı abi orada. Yani. Almanya'da şey, takılıyor. Evet. İşte, şey vardı. Sigurd Gronni vardı abi bizim. Ha 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 ha. O da evet. yanlış girilen oyunculardan bir tanesi yok şu an. Onun serbest vuruşu çok iyiydi ya. Her şey atıyordu yalnız ha. Serbest vuruşu 20 idi onun. Evet, dur bakayım Sigurd Gronli. FM19'da. Vay be. Harun, ne günde. Bu chatten gelen soru. İşte adam oynuyor. Sen gir araya. Ben şeyi diyordum abi. Oğuz Kağan'ı değil de Yiğitan Güveli'yi diyecektim ben ya. Şimdi bak chatte yazdılar. Yiğitan Güveli. Tamam, of ya. Sakatlandı, yazık oldu ona ya. Onun ayağı kopmuştu. Hatırladım. Tam, şey alacaktı onu. Hollanda'ya götürecek. Ne bizde bir ara teknik direktörlük yapmıştı ya. Hmm, unuttum evet. Adını. Şu Dick Advocat mı? Hah, Dick Advocat. Lens'ten inanılmaz verim 20 asist falan yaptırmıştı Lens'e. Sonra evet. Dedi ki almayın bu adamın bonservisini. Sıkı sonunu falan demişti. Galatasaray şey Beşiktaş abi yaramızı değişme abi. Evet, o şey yapacaktı. Şeye götürecekti. Hollanda'ya. Yani konuşulmuş, anlaşılmış artık gidecekti. Aykut Kocaman oynattı. O maçta sakatlandı zaten. 6 ay. Gitti öyle. Mesela transfer işi de yalan oldu. Çete yazmışlar yine. Mehmet Özcan vardı abi Eskişehir'de. Evet. O çocuk da mesela çok iyi oluyordu. O çocuk da hani hep fena böyle değildi, evet. Bilemediğimiz yani geleceği. Mert Çetin vardı mesela. Mert Çetin bir Roma yaptı. Ben yani bir işte, şeyler Merih Demiral olarak demiyorum mesela. Yani onun -7 ya da 6'lık oyuncu olacağını da bilebilmek. Yani Mehmet Özcan işte atıyorum yani 8'se 7 ise 7 mi oldu? Yani ama şöyle kesti, birazcık yani birazcık yani futboldan anlayan birisi mesela oyuncuyu izlediği zaman zaten o 11 içinde sıyrılıyor mesela. Ama bilemiyorum. Recep Niyaz mesela genç takımla oynuyordu. 2-3 gol atıyordu. 2-3 asist yapıyordu falan. A takıma çıkıyordu. Hiçbir şey yoktu. Ya bizde şey vardı abi zamanında Bursa'da Bekir Yılmaz vardı. Hala oynuyor herhalde Adana'da falan. Abi ben Bekir Yılmaz'ı her maç hayran kalıyordum. Maç öncesi ısınmada maç öncesi ısınmada abi inanılmaz böyle bir ayak olamaz abi. Bir koyuyor öbür kalenin orada adamın ayağına pas. Böyle bir şey olamaz. Adam top oynamıyordu ama yani. Çok enteresan bir ilk defa dedim ki yetenekli ama kendini gösteremeyen topçu Bekir Yılmaz her zaman. Maalesef. Ben gençler konusunda şöyleyim abi. Yani belirleyeceksin. Türkiye'de bir takımdan 130-160 potansiyel yetenek aralığında bir ya da iki tane oyuncu olma ihtimali vardır mesela. Altyapılarda. İşte bazı takımları ayırabilir. İşte bakarsın mesela Trabzon biraz daha fazla yapmış bu işi. Baktığın zaman A takımına zamanında zorunluluktan da olsa daha fazla çıkarmış. Ya da ne bileyim işte Bursa Spor mesela. Bursa Spor böyle yıldız falan çıkarmadı ama abi bir dönem bir sürü oyuncusu şeydi Süper Lig'deydi. Kendisinde de vardı mesela bayağı abi, bir oyuncu. Bir ara sözü şeyi lafı geçiyordu abi 42 tane mi ne Bursa Spor altyapısından çıkan oyuncu ligde aktif forma şansı 11'di hatta yani böyle hala şu an saymaya kalksan bir sürü oyuncu var Bursa Spor altyapısından. Yani aslında bu noktada Bursa Spor'dan doğru bilinmiş bazı şeyler yani. İşte orada araştırmaları yapan yine Coşkun abi miydi?
abi. Bizim dönemimizde abi, Coşkun yapıyordu evet. Coşkun abiydi. Şimdi ben Bursa Spor'la haşır neşir olduğum için Bursa Spor'un iç yapısını da biliyorum. Emre Hı-hı. Emre Oğuz vardı mesela orada. Onlar o verileri Futbol Manager'a veriyordu bir ara. Sonradan iyice şeye düştü. Bir ara bizim Uğur yaptı hatta. Taner abi de tanır. Ondan sonra ama şey çok talihsiz dönemler olduğu için genel manada orada bir sıkıntı oldu. Yani aynı şey Altın Ordu için de şu an geçerli mesela. Şişirme profiller. Altın Ordu'da yani kim var mesela çıkan diyeceksin. Cengiz Ünder diyeceksin. Cengiz bildiğim var. Kadarıyla Buca'dan geldi. Tabii. Evet doğru. Çağlar diyeceksin. Buca'dan geldi. Bildiğim yani. Kadarıyla. Evet. Ona bir şey diyemem. Şimdi Arda Güler mesela Gençler Birliği altyapısından çıktı. Fenerbahçe'de çok süre almadı mesela hani genç takımında falan. Çıktı. Onlar ayrı konular mesela ama Buca'nın altyapısını o zaman daha iyi yap. Altın yani. Ordu'ya da şey yaparsın. Genç oyunculara yatırım yapar falan bir şey ekliyorlar ya başkanım. Evet. Yani öyle bir şey yaparsın. Daha mantıklı olur gibi konular da var. FM düzelsin abi. FM şefi düzelsin abi. Harun FM şefi kapatsın. İstiyoruz abi. Sıkıntılarımızı tamam. Dinlesinler. Bir yorum tabii. Yapsınlar yani. Oyuncuların profilleri nasıl yapılıyor? Na bak biz böyle çile çekiyoruz. O benim işim abi. Ben yaptım. Bir sürü video var. Fatih Karagümrük araştırmacısıyla konuştuk. Videomuz var. Ankara Gücü araştırmacısı, Sivas Spor, Ümraniye Spor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Hepsiyle yaptım abi. Orada arkadaşlar zaten ne kadar zor iş olduğunu, ne kadar uğraşmak zorunda olduklarını hepsi anlatıyor. Hani giren isterse baksın kim nasıl yapıyormuş. Sinan Yılmaz'ın programını izlesinler. Benim YouTube kanalımda var. Tüm detaylara kadar giriyor mesela. İşte biz bu adamın profilini yapacaktık ama milli takıma seçilmiyor, alınmadığı için bu kadar yapamadık diye. Ben çok şaşırmıştım mesela. Ki ya, bir taraftan çok da... Çok kötü bence o ya. Kötü ama yani bir taraftan da simülede tam olması gerekiyorsa bu... Tamam ama bak buna bir şey diyemiyorsun mesela. Diyor ki adam... Ondan sonra diyor ki ya bu adam normalde milli takıma seçilmiyor. Ama oyunda milli takıma seçiliyor. Gibi. Evet öyle şeyler, öyle örnekler var mesela. Yani evet. Buna bir şey diyemiyorsun. Çünkü geri kalanlar da ona göre ayarlanmışsa tamam diyorsun. Burada adamın söylediği çok mantıklı bir şey. Kerem Aktürkoğlu'nun profiliyle ilgili bir şey söylemişler. Onu da yine ben ilk beta yayını yaparken Cengiz Haskan gelmişti yayına. Orada veri paylaştı. Bir tane bu hız verisi varmış ellerinde. Bir de Cengiz Askan geldi mi? Benim yayına geldi o. Şu an değil. Daha önce. Chat'e gelmişti. Beta yayınına gelmişti benim. Orada tamam. Chat'te söylemişti. Kerem Aktürkoğlu'nun hız verisinin 31 bilmem bir tane görseli vardı onun. 31 ile bilmem ne kaç arasında olduğu için 12 olması gerektiğini İşte yazmışlar oraya. Ya tabii burada neye göre veri seçiyorlar? Eren Tunal'ın mesela hızlanması 15 mi 16 mı ne? Eren Tunal'ın neye göre bu veriyi almış? Nerede test etmişler bunları bilmiyorum. Ama biraz sıkıntılı noktalar var abi. Bunları biz bilmediğimiz için bilmediğimiz şeye konuşmak kolay. Ama belki de bilemediğimiz için bu noktaya geldi olay. Yani bu kadar Anıl'ın da bu kadar sert eleştiri yapması. Çünkü bizim işimiz değil abi. Ben bu tartışmalara kadar bu profillerin nasıl yapıldığından bir haberdim. Birçoğumuz da öyledir. Futbol tayfayı da girdaba dahil etti. Tabii. O Ataberk Doğan işte Glarung falan herkes girdi işin içine ve kaos yani abi ortam. Çok evet. Onları bir yayına çağırsam var ya 5000-6000 kişi FM'ye söver burada. Bu arada Derebeyler bir şey söylemiş. Hemen ona ek yapayım. Hani Serdar Saatçı'nın profilini öyle bir yapmışlar ki milli takıma seçiliyor diye. Ben tesadüfen geçen Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyordum. Serdar Saatçı Braga'da Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Son hafta ligde de oynadı. Vinicius Junior'la falan şey yapıyordu evet. Ligde asist yaptı diyorlar ama suratına çarptı top orada. İnanmayın ben izledim maçı. Patlıyor suratına vurdu top. Oynuyor yani. Hani bir ihtimal olabilir. O da genç bir oyuncu mesela. Örnek veriyorum. Seçilme ihtimali olabilir. Harun. Evet. Birkaç tane sorayım ben chatten kaydettim. Transferdeki fahiş fiyatları söylediler. Zaten düzelteceğini çalışacağını söylediniz siz. Bu kiralık oyuncu mevzusuyla transferler hem yurt içi hem yurt dışındaki oyuncuların güncellenmemesi için
hani şu an düzeltilemez değil mi? Geç mi kalındı? Yani Şubat'ı beklemek zorunda mıyız bu konuda diyorlar. Evet. Güncellemiyorlar ya. Genel olarak hiç. Yani data verileri girdiler. Bir daha data girişi yapmayacaklar muhtemelen. Onun harici gönüllülük esasını zaten konuştuğunuz için onunla alakalı soru vardı. Söylemiyorum, aldık konuştuk dedi bana. Çıkma tarihi için de Kasım çok geç. Eylül'de çıkması lazım diyorlar. Bütün bu olayların önüne geçerler diye. Taner abi de zaten değindi buna. Asıl bu, olay, asıl bu olayların önüne hiç geçemezler Eylül'de çıkarsa. Şimanski'nin profili Eylül'den sonra olduğu için böyle noktaya geldi. Sonrasında daha da ara güncelleme gelsin bu sefer muhabbeti çıkacak Kasım'da. Bir şey söyleyeyim mi? Erken çıksa, işine gelir. Bahane olur yani. Bahane değil de yani benlik bir durum yok. Eylül'de oyun çıktı. Biz nasıl profilini güncelleriz der. Ya burada şöyle bak, yapıyorlar. Burada araştırmacıların da şey yok. Beyler burada araştırmacıların da olayı yok. Burada bu profilleri dokunulmayacak diyor işte şef mesela. Burada araştırmacıların hiçbir suçu yok. Mesela İngiltere'de şeye Harry Kane'in profiline dokunulmamış mı? Baktınız mı abi hiç? Hiç bakmadım ben. Mesela. Yani Türkiye'yi işte bu transfer olan herkesin profilini tek tek inceledim. Ya çoğunun Çin'e dokunmuşlar. Bu şeydekiler bu dokunmuş ama yani. Geldiği yerdekiler. Aynen işte hangi takımdan bu geldiyse. Ya da şey olacak abi. Sezon başında data veriliyor. Sezon sonunda da data verilecek o zaman. Ama evet. Bunu da bilemiyorsun bazen. Şimdi İrfan Can'ın geçen seneki performansıyla bu seneki bambaşka. İstatistikler de sıkıntı çıkartabilir. Her şey göz önünde olmuyor. Şimdi Fatih Terim zamanında Kerem Aktürkoğlu takımın yıldızıydı mesela. Dominic Torrent geldi abi. Kerem Aktürkoğlu bitti. Hiçbir şey yoktu. Okan Buruk geldi. Kerem Aktürkoğlu tekrar zirvede mesela. Şu an bir problem yaşıyor taraftar. İşte hani boş kaleye kaçırıyor. Gene son maçta gene kaçırdı falan ama gene oyunun üstüne katarak devam etmişti. Yani devam ediyor adam. Bir şeyler yapıyor. Topsuz alanını falan geliştirdi. Abi ben bir şey söyleyeyim. Bak, araştırmacıda bir şey yapmak gerçekten şöyle baktığın zaman çok zor. Ama hata yaparsın. Eyvallah. Sıkıntı çıkmaz. Ama şunu yaparsın abi. Yani Sasha Boya 9 dripling vermem. Tamam kötüyse 11 veririm. Yani abi en azından gri görünmesin ya. Çok basit ben. 11 verirsin. Top yani. Kapmayı 15 yaparsın. İşte gücü 16 yaparsın. Anlamaz kimse. Gibi. Yani İrfan Can'ın abi İrfan Can'ın serbest vuruşu 18 değil yani. 18 değil abi yani. Ki Cun'un yoparlan bu kadar. Ya 18 neye göre 18 abi şimdi? Kaç tane serbest vuruş golü var mesela? Geçen hafta attı o da bizimkiler de bir baraj kurdu. Orayı açtılar. O boşluktan attı topu mesela. Yani baraj üstünden aşırmalı şey olmadı. Güzel o vurdu. Köşeye gitti ama. Mesela şimdi şeye bakıyorum. Yeni gelen transferler güncellenmiş mi diye. Guardiola mesela güncellemişler. 144 falandı geçen oyunda. Aha. 173 olmuş Guardiola'nın. Yani. Yetenek puanı. Yani demek 30 ki kural. 30 puan yapıştırmışlar adama abi yani. Biz kural değilmiş. Kural zaten, şey abi. Yok zaten Beşiktaş şöyle söyleyeyim. Geldiği his Beşiktaş gözlemcisi karışamıyor. İşte ondan öncekinin işte güncelleyip göndermesi gerekiyor. Şimanski mesela Feyenoord'daki güncelleme neyi karışmıyor abi o zaman? O gitsinler onu şikayet etsinler abi. Kesinlikle bence şey, öyle. Ya zaten biz o Eylül olayını yıllardır biz de konuşuyorduk. Geri zaten Sierra Games'in söylediği. Biz Eylül'de çıkartırsak kopyala yapıştır oyun olacak. Biraz süre veriyoruz ki adam gittiği takımda farklı bir performans gösteriyor mu? Başka bir takımda farklı. Çünkü oyuncular dediğiniz gibi yani adam yeteneklidir. Gittiği takım, sistem, hoca bulunduğu ilk. Belki oyuncunun performansını ortaya çıkartamıyor biliyordur. İşte bunları güncelleyebilmek için ara koyuyorlar. Şimdi o yüzden zaten o sıkıntı. O yüzden işte Szymanski olayındaki olay yanlış. Sana zaten bunu doğru yap diyor sana o süreyi veriyor Sea Games. Zaten onu yapmayacak olsan sana da şey der. Ben oyunu elde çıkartıyorum kardeşim.
2020 bir önceki seneki verileri kopyalım yapıştırırım. Sen ara sonunda işte Aralık'ta ya da Ocak'ta bir tane o dönemki performansına göre yeniden bir güncelleme yaparsın der. Bunu da tüm oynayan Fame oyuncuları bilir. O zaman zaten burada kimse bunu tartışmıyordu şu anda. Sen dersin ki bak sistem bu. Siz maalesef işte Aralık'ta gelecek datada zaten güncellenecektir. Orada bir görelim dersin. Adam sana zaten bu süreyi veriyor. Yani diyor ki ben bunu Eylül'de çıkartmamın sebebim o. Bir 10 maç 15 maç oynasın bakalım yeni takımında yeni hocasıyla aynı takımda kalsa bile yeni sistemde farklı sistemde nasıl oynuyor? Yetenekleri değişiyor mu ya da geriye mi gidiyor? Bunu gör, güncelle ve bunu oyuna yansıt diyor sana. Sen bunu yapmadığın zaman işte ondan sonra bu tartışmalar yaşanıyor. Yani bu eskiden de hep böyleydi ve zaten Sea Games kendi onu söylüyor yani ben diyor Eylül'de çıkartmam. Çıkartmama sebebi bu. Adamın sana bunu fırsat veriyor. Sen bu fırsatı diyorsun ki yok bunu izin vermiyorlar. Yani öyle bir şey yok. İzin vermiyor değil. Bence büyük üst seviye ligler için konuşuyorum. Birincilikte istatistik bulabileceğin çok kaynak yoktur herhalde ama birinciliklerde bazı veri girişleri olacak istatistikler. İşte santrafor mu? Gol beklentisi neymiş? Şu kadar. Kaç gol atmış? Bu kadar. Ha bitiriciliği şu. Maç içinde en fazla kaç kilometre hıza çıkmış? Bu mu? Ha tamam şu bu. Cart curt bilmem ne. Tık 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 girilecek abi. Otomatik olarak. Madem mesela şeyi hatırlıyor musunuz? Altay Bayındır'ın 135'ti galiba yetenek puanı gitmeden önce. Altay da şu an 131 olarak Manchester United'a gönderilmiş. Demek ki burada Fenerbahçe araştırmacısı. Evet, beynini almışlar Altay'ın. Yok hangi şeye baktın? Neye? FM22'deki hangi versiyona baktın? Son 24'e baktım abi. Mesela dur şöyle bakayım. 24'te Altay Bayındır. 131. Bilgisayar özelliklerini düşürdü Altay'ın. Tamam işte yani demek ki şöyle giderken bizim Cengiz Askan bu profili yapmış. Ha yapmış göndermiş abi. Vücut zindeliğini mesela 8 değildi sanırım Altay'ın. Düşürmüşler. Yani hala Cengiz Askan mı bu arada Fenerbahçe araştırmacısı? Evet. Çok. Cengiz Askan mı hala? Evet. Abi şey biz kopmuşuz yani adamlar hala 20 sene önceki adamlar işte aynen. Ben o adamla çok tartışıyordum mesela. Yani adamı bir şey yazıyorsun 20 gün sonra falan. Soğukkanlılığı iletişim yapmaya çalışıyorsundur onun üzerinden de. Soğukkanlılığı 14'ten 8'e düşmüş. Yani işte abi. Gibi. Yani böyle şeyleri yapıp göndermişler. Bunları Manchester United agresiflik, yapmadı. Agresiflik 6'dan 16'ya çıkmış. Allah. Volkan Demirel olmuş. Puandan gitmiyor ya yapıştır. Evet. 780 yap. Ver baba yani, yapıştır. İşte abi yani. Bu Taner abi dedi ki abi işte sen çok sen işte bu konulara girip bu takipçi kasıyorsun dedi. Hani yalansa yalan desin abi. Ben bunu görünce çıldırdım ya. En büyük yapan Anıl ya. Çok agresif bir dil kullanıyor. Hadi bak bana desin ben anlarım yine. Tamam işte ha, bana dediğini kabul diyorsun. Ederim de Taner abi iyi de bunu demezsin. Yani kendine yazık etti abi. Yapacak bir şey yok. Yani ben evet çok sessiz sakin bir adamım. Çok şeyim ama yani bir yere kadar. Abi ortak payda olsa bak şimdi 20, 30, 40 neredeyse 40 bin kişi ortak hadi kişiler olsun 40 bin tane takipçiyi ve kişiyi zan altına sokmak yani bu Anıl'la ilgili özellikle yazılan birkaç tane tweet var. Anıl'ın eki kitlesi ne olsun işte efendime söyleyeyim gibi böyle. Abi, o kadar gereksiz. Ya bir de şey olması lazım herhalde yani bu iletişim kuracak birisi mi lazım bilmiyorum. Şefin yaptıkları. Abi şeften ötürü yani şefin çünkü dili bile. Öyle bir bomba attı ki bütün araştırmacılar altında kaldı yani. Yazık yani onlara. Ben çoğunu tanıyorum öyle insanlar değil. Ama işte insan gerilince onlar da abi ben şöyle düşünüyorum şimdi 20 kişi bana bir şey söylese ben de etkilenirim abi. Yani yanlış anlamayın burada ama yani 20 kişi bana şöylesin böylesin carçurt falan. Ulan ben gecemi gündüzüme kattım şöyle yaptım böyle yaptım işte şef yüzünden bazı şeyler olmadı veya işte şöyle oldu ne bana yükleniyorsunuz falan mesela. Olabilir.
Ya bir gönül ya bir de şeyi de çok söylüyorlar işte biz hani vaktimizi ayırıyoruz onca işin arasında şu bu hepimizin hayatta bir işi var beni alakadar etmiyor. Yani sen bu işi yapacağım diyorsan gönüllü olarak her işin başlangıcında bir gönüllülük oluyor zaten bir şeyde Evet. okurken de. Hani bunu söyleyemezsin yani sen takdir beklemek için yapmayacaksın ki bunu burada. Yani burada gönüllü olarak yapıyorsun bir işi yapacağını belirtiyorsan bunu yapacaksın. Eleştiri geldiğinde tabii küfür vesaire edildiği zaman cevap vermezsin ama illaki eleştiri olacak. Her eleştiride de oyunu bilmiyorsunuz, onu bilmiyorsunuz, bunu bilmiyor. Hepsi sanki futbol takımlarında Oğlum çok adam futbola hakimler, veri analiz verilere hakimler, data biliyorlar. Bir eğitim vesaire de almamış. Çoğu kendini geliştirmiyordu bu konuda ama çarçur şekil çukur yapıyorsunuz diye bize yükleniyorlar. Tabii abi tabii orada mesela bu Taha'yı çok gönüllü kelimesini eleştiriyorlardı. kaldırmak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Bu Taha'yı çok eleştiriyorlardı. Evet, çok görmüşsündür abi. Hı İşte hı. Dorotka'dan şu oyuncu bu niye böyle, bu niye böyle, bu niye böyle. Abi işte bakıyorum bu Taha, yani o kadar güzel açıklıyor ki. Bu zaten karşıdaki diyor tamam yani diyor. Hiçbir şey bu demiyor, Abi küfür de etmiyor. veri tabanı çıkar çıkmaz Taha zaten şunları şunları yaptım mesela diyor. Hani geri dönüşlerinizi bana iletin diye söylüyor. Mesela direkt yapıyor. Bak çok altı boş eleştiri de var. Çok gereksiz eleştiri Çok de var var abi. mesela. Çok var. O da var. Yani onlar zaten asıl bazı şeylerin önünü kapatıyor ama hani Ama mantıklı burada açıklama şu da olduğu var zaman abi. kimse bir şey demiyor. Bir anılar ya da mesela diğer burada olanlar da biliyor. Ben birkaç sene önce de tam bu kadar içi dolu da belirtmiyordum ama hani profiller bence yanlış şeyler var diyordum. Ama açıklama vesaire alamıyordum. Şimdi işin içine Atabert Doğanlar o diğer Glavin Yıkılarım. muydu işte Hı. onlar falan girince kitle geldi üstlerine. Dikkate almak zorunda kaldılar. Zaten o tepkiyi de veremediler. İletişim kurmayı bilmedikleri için bizi de agresiflikle suçluyorlar. Kendileri de kuramıyorlar. Hani buradaki sorun şu da var. Yani normalde en başta ben eleştirdiğimde mesela cevap alamıyordum. Ama işin içine işte büyük hesaplı kitle ulaşan insanlar girince hemen oradan onlar da o kitleden faydalanmaya çalıştılar. Anıl'a dediklerini aslında onlar yapmaya çalıştılar. Yapamadılar. Ta ile ben de konuşuyorum Beşiktaşlı olduğum için. Ben konuşuyoruz, ediyoruz, söylüyor mesela diyorum böyle de olabilirdi ama olmaması sorun değil. Niye? Çünkü bir yerden sonra öznellik giriyor. Sonuçta bir kişi yapıyor, veriye bakıyor ama bir yere göre de değerlendirdiğini Abi söylüyor. İlla ki aynen 1-2 öyle. puan fark edecek yani olabilir Yani bu. Gökhan İnler Fenerbahçe antrenmanına çıkıyor. Beğenilmiyor yani gerçekten. Adam İsviçre milli takımında yıllarca oynamış. Hayvan gibi bir oyuncu yani kaba tabirle. Yani sen bunu görüp almıyorsun işte. Ya Ondan bu sonra bunlar güncelleme konusu. Abi söyle sen öyle şey yap. işte ya bunlar olabilecek şeyler ama çok bariz hataların yapılıp da ya bunu ben sana söyleyeyim abi böyle son ne yaptınız falan da şu takımlara bir bakalım diye bakmamışlar. Bu bariz bu yani. Adam kafasına göre yapmış abi. Ben İrfan'a 12 yaptım pasını kardeşim. Serbest vuruş 18. Alın. Oynayacaksınız. Bunun niyetiyle yapılmış. Çünkü bunu başka türlü yapamazsın. Bu şu anlama geliyor. Torreira'nın top kapmasını ben 11 yaptım. Ben gurmeyim. İnce görüyorum abi. Siz görmüyorsunuz. Ben biliyorum bu işi. 11 abi. Bak bu 11. Yapacak bir şey yok mesela. Bu o işe giriyor abi yani. Biz bunu istemiyoruz. Biz çok basit bir şey istiyoruz. Doğru yapın, yakın yapın. Bir %100 olmaz zaten. %100 yapılamaz. Ama Mümkün değil. eleştirilerin en çok hangi oyuncularda olduğu. Bak geçen sene Arda Güler yüzünden çok fazla Cengiz'e yüklendiler, tamam mı? Cengiz'e ben mesaj attım özel. Dedim ki Cengiz dedim profillerde evet hatalar var. Ya hatta geçen sene video yapacaktık. Hani ona da soracaktım. Ya bunu niye böyle yaptın? Yanlış değil mi diye. Geçen sene de vardı. Dedim ki Arda Güler konusunda bak sen haklısın dedim. Bu çocuk daha 18 yaş 18 falan 17 miydi? Kaçtı o zaman? 18 yaşında. Hani bak transfer değeri şu kadar. Burak İnce'ye zamanında 140-170 arası potansiyel yetenek verildi. Herkes aa bak bizim oyuncumuz 140-170 dünya starı olacak falan modundaydı. Bu dedim Fenerbahçe altyapısında olduğu için tepkilerin çoğu ondan dedim. Böyle destek oldum adama ama yani yanlış yani yapılan şeyler. Harun. Katılıyorum abi. 4 ayda bir güncelleme yerine biri sormuş. Hani devamlı olarak güncelleme gelmesi mantıklı olmaz mı? Bence olur demiş. Hani ufak hatalar çözülebilir. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Evet 3 ay yani kesin 3 ayda bir gelme bu gelsin bence yani. Tabii interaktiflik de katar. Güzel olur bence Evet. güncelleme gelse yani. Bilmiyorum o Kitleyi konuda kesin ben arttırır bence bu arada bu.
Biraz sanki ishal gibi olur ya o zaman veri tabanı. Yani yok abi, hoşuna gitmeyen bir öncekiyle oynar. Abi editör bunlar için var ya. Doğru, bak onu unutmuşum ben. Bunu unuttum. Hatta editör tam da bunlar için var. Bence 3 ayda bir oyuna çok bir şey değiştirmek FM'de çok, yani oyun motoruna vesaire de bir şey yapmazlar. Zaten senede bir kere zor yapıyorlar. Bence olmaz gibi. Ve hani maç motoru da fena olmamış, biliyor musun hani yani. Evet, ben de motor... beğendim. Maç motoru güzel abi, Allah var. Şey vallahi çok yani. Güzel. Şey, topun fiziğini falan inanılmaz güzel yapmışlar ama abi bir 23 şeyiyle, datasıyla oynayasım geliyor yani. Bir de bu transfer konusu var abi. Hiç dikkatinizi çekti mi? İşte çok yüksek bedeller. Abi işte lanet olsun ona ya. Bir yılda falan 200 milyon harcıyor. Bugün attım işte Ryan Cherki'yi. Evet gördüm onu yani. 99 milyon euroya almış Fenerbahçe. Sonra 104'e satmışlar bir de bu arada. İyi kar etmişler. Şu ben da vardı. Rekor transferlere baktım. Yani 170'ler falan, böyle 180'ler. 300 milyon euroyu gördüm 5 senede. Hı. Kapattım sonra. Eyvah. 2 tane oyuncu 300-330'larda falan transfer bakayım. Olmuş. Bakayım ben şu an bir tane denemelik yapmıştım öyle transfer şeylerini. Dikkatimizi çeken bir şey varsa söyleyeyim size şimdi bakalım. Bir scout'u da galiba çıkarmışlardı oyundan. Onun üzerinden de mesela bir muhabbet döndü, ismini tam hatırlamıyorum. O arkadaşla da görüştüm ben, konuştum. Ne pardon, ben anlamadım. Ya bir tane gözlemci arkadaş vardı. İsmini hatırlamıyorum şu an. Ben kusura bakmayın. Ama... ben söyleyeceğim ama ismini, bir dakika. Ha, şeyden o... çıkardılar veri tabanını. O database'den direkt galiba, değil mi? Formda konu da açmış. Yiğitcan Ertunç. Evet. Sea Games'in formlarında konuyu da açmış. Abi hiçbir şey yok ortada. Tamamen kişisel meseleler diyor. Yani veri tabanından niye bir oyun, hani niye çıkartılır ki bir gözlemci, ki haklılık payı yok mu? Var yani. Veri tabanından kim çıkartıldı ki? Bu adam mesela çıkartıldı. Mesela ben oyunu gördükten sonra Engin miydi araştırmacı, ikinci ve üçüncü bir yapan? Oyuna kendini eklemiş. Sen neden ekledin sordum. Yayında sorsaydın dedi. Sonra başka bir gün yine sordum. Hı hı. Neye göre kendini ekledin? İşte ben geçen sene Amerika üzerinde bir scout firmasında bir şirkette çalıştım. Şimdi de bir takımda gözlemci ya da futbol direktörü tarzı bir şeyim dedi. Tamam, hı hı, dedim, verilerini neye göre girdin? Sen beni oyunda alın, gelişimim olacak diyorsun. Beni bu kadar içinde biriktirdin düşünmüyorum diyorsun. Ya yani ne alakası var? Sen bu oyuna, birileri oyundan çıkıyorken sen kendi profilini, biz bu oyunu gerçekçilik vesaire için oynuyoruz. Neye göre ekledin, o değerleri verdin? Neden 10, 11, 12 bandında değerlerin var senin deyince. Yani çocuk işte içinde biriktirmişsin, kıskanmaya getiriyor. Yani tamam, ben otur benimde ağlayarak yazmadım ben sana bunu zaten. O şeyi bilmiyorum. O Engin'le geçen sene program yapmıştık. Daha doğrusu yayın yapmıştık. Sanırım orada da vardı ama o çok şey olduğunu hatırlamıyordum, profilin öyle çok o yüksek. O alt ligleri yapan arkadaş mı o? Evet. Evet. Çok yüksek olduğunu düşünmüyordum, şeyin profilini hatırlamıyorum. İçinde biriktirmişsin, iyi bir şey. Tabii ben her gün şey yapıyorum abi, Engin oyun çıksın, Engin'e laf edeyim. Bilmiyorum. Yani 6-7 ligde, 6-7 Eray abi yazdı. 6-7 ligde kapsamlı bilgisi varmış. 22 yaşında Tokat Belediye Plevne'de baş gözlemci. Yetenek, hı-hı, gözlemleme 10. Mesela potansiyel gözlemlemesi 13. Hani bu veriyi neye göre girdin? Neye göre kıyasladın kendini kimlerle? Onlar ne sunmuş ki, sen ne yaptın? Hani bunu neye göre girdiğini sorunca cevap alamıyorsun. Beni kıskanıyorsun. Yani niye kıskanayım ben seni? Ne yaptın ki? Orhan profili var bir de abi. Orhan'ı bir şey şimdi bak, Orhan Lahırcı. Orhan Lahırcı. 3 evladım kendisi. Çok oynadım kendisiyle geçen yıl. Evet, ondan da bir konuşalım bari. Çok merak ediyorlar. Yani bu profilli mesela çok acayip iyiymiş gibi görünüyor. Bu oyuncuyu hiç izlemedim. Yani. Ama şöyle üstten baktığımda şeye benziyor. Onur Bulut'la benzer profil. Mücadeleci, sert, kararlılığı var, takım oyuncusu. Bunları istediğin kadar abartabilirsin. Ya bu gerçekten böyle de olabilir, abartı da olabilir. Hiçbir şey söylemiyorum. Bunlar çünkü şeye etki etmiyor. Hollanda ligine gitmiş ben de 2027'de Herakles'e. Etki etmiyor. Oynama, Herakles'te oynar abi, Herakles'teki evet, yani. Herakles'e gitmiş. CAPA puanını etki etmediği için onlar yükseltilebilecek değerli. Hadi
O kadar yüksek midir bir şey diyemem. Ben izlemedim. Yorum yapamam. Tepki ile alakalı soru gelmiş Taner abiye deyip. Hani doğru tepki, doğru hamlemiz ne olmalı bu olanlar karşısında diye sormuştu biri. Aynen. İşte en başından beri söylüyorum. Bir kere şey mesela hani Anıl tweet falan atıyor. İnsanlar ister istemez üstüne alınıyor, konu sulanıyor, saçma sapan yerlere gidiyor. İşte kitlenin üstüme saldığın yok vergi dairesi, yok öteki başka bir şey yazıyor. Yani bambaşka yerlere gidiyor. Ya bence hedefe odaklanmalı. Ya bir profillerden memnun değiliz. Evet ben yine söylüyorum bunu Twitter'dan dile getirmek yerine forum sitesine şey açmalıyız, Sea Games'in sitesine. Abi ama işte şimdi ya burada da iştah yiyoruz. 15 yıldır eleştiri geliyor. Ben hiçbir şey değiştiğini görmedim bu doğruluğu. Ya bence artık biraz bu Twitter'dan hatta bir tık agresif. Ya bence bak şimdi paylaşmak da, daha iyi ben bence. İstediğin kadar agresif yap bir şey olma. Ben bir şey söyleyeyim sana. FM24 bu yani ben artık şundan sıkılmış ve bırakacaktım biliyor musun? Hani ya lanet olsun artık deyip bırakacaktım yani çünkü. Bu böyle bir şey olamaz yani hani. Ama FM25 yeni motorla geleceği için bilgisayarı çalıştırmayacağı için bırakacağım. Yeni motorla geleceği için ben devam edeceğim mesela. Evet. Ya bunun çok heyecanlıyım ben de. Bunun tek bir olayı var abi. Kitlesel olarak şey yapmak. Ne derler ona? Oynamayacaksın. Ya bu adamlar bizim sorularımıza cevap vermiyor. Bizi aşağılayarak konuşuyor. Kendini yukarıda görüyor. Ya ben çok düşündüm o konuyu abi. Herkes de dedim almayın. İşte almayın. Kendime geldim. Ben kendim aldım oyunu. Çünkü ya ciddi bağımlıyım ben bu oyuna. Kesin ya bağımlıktan değil. Ben kimseye söyleyemem. Almayın oynamayın diyemem ama ben oynuyorsam kimseye bunu söyleme hakkım yok. Valla ben diyorum ki sadece Game Pass'ten oynayın. Şimdi bir daha diyorum sadece Game Pass'ten oynayın bence bu oyunu. Ben yok almadım abi. Bu sene Game Pass'te deneyeceğim. Yani kütüphanenizde ekleyecekseniz durumunuz varsa da alın abi ben söylüyorum yani bu. Ya kimin işte mesela koleksiyonu oluyor işte 2012 evet. Yılından beri almış hepsini. Ya tabii ki alsın da işte, yani atıyorum ayda birkaç saat oynayan bir adam bu oyunu almasın bence. Bak yayın başında doğru söyledi hani 2013 yılında bir oyunun Türkçe çıkması büyük olaydı gerçekten de öyle. Ben o zamana kadar işte bir şekilde oyunu oynuyordum. Ya da en başa dönüp CM0102 oynuyorduk. Türkçe çıkacağı konuşulmaya başlandı. Futbol Manager 2023'ün dedim ki Türkçe çıkarsa gidip resmi olarak oyunu alacağım dedim. Ve o günden beri de resmi olarak oyunu alıyorum. Çünkü söz vermiştim yani. Gerçekten oyunun Türkçe çıkması çok büyük bir olay. Evet. Bir de o yıllarda. Evet. Evet 2013'te. 10 yıl önce oyun yapımcılarına ve o dönemlerde Türkiye'de hala ilgi olarak hep Sea Games'in söylediği ya işte bu oyunu ve Crane'in çok daha fazla olduğu. Ne bileyim işte başka kaçak yollardan oyunun çok daha kolay oynandığı dönemlerde hep Sea Games evet. Şey diyordu yani satışlar ne ki işte gibi. Ama çok iyi mücadele edildi. Yapılmıştı. Bence şeyden şimdi konuşurken dinledikçe daha iyi yani anlayabiliyorum bazı şeyleri. Belki ilk tepkiyi direkt değiştirmeden değil de atıyorum Sea Games forumlarında yani bu araştırma şefi ve ekip yani onun ekibindeki yer alan kişilerin Türkiye'deki bu oyunu oynayan kişilere kullandıkları üslup üzerinden başlayın. Yani bir şey yazıyoruz dönmüyorlar. Döndüklerinde işte bu tarz üsluplar onları işte paylaşın bence gördüğüm kadarıyla. Hani direkt işte ya biz bu adamı indiriyoruz istemiyoruzdan ziyade zor olabilir. Oradan bir başlayabilir. Sürekli de bunu vurgulayan herkes vurgulasın. Ben de destek olurum gerekirse. Yani o anlatılmaya çalışsın Sea Games'e. Yani bak biz bu adam bunu diyoruz. Bana bu cevabı veriyor. İşte bunun şu araştırmacıya bir şey yazıyoruz. Bana şunu söylüyor. Yani biz burada bu oyunu oynuyoruz. Para veriyoruz. Günün sonunda karşılığında aldığımız muamele veya da geri dönüş bu. Belki oradan bir başlanabilir. Onun sonrasında da datalara yüklenilebilir. İşte sonrasında işte bak işin bu kısımları da var. Yani datalar şöyle. Yıllarca araştırmacılar değişmiyor. Niye değişmiyor gibi. Yani bir şeyler böyle yavaş yavaş kurcalayıp yavaş yavaş leşerseniz belki daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Yani hepsi ben birden forum üzerinden gitme taraftarıyım. Evet. Evet forum üzerinden daha doğrudur. Çünkü Sea Games forumlarını herkes okuyor orada.
Aynı şekilde yani orada açtığınızda buradaki kişiler de size müdahale edemez orada. Oranın çünkü kendi bir yönetim şeyi var. Oradan üsluptan, sırayla database'lerden, sırayla işte yıllardır şeyi de sorgun. Yani ben şimdi gerçekten düşünüyorum yani 15 sene önceki adam hala işte Fenerbahçe'yi araştırıyor. Niye sen araştırıyorsun abi mesela hala? Senin bilgi birikimin ne? Yani senin yani tabi caizse sen kimsin yani mesela Fenerbahçe'yi araştırma işini sana verdiler yani mesela. Niye 15 senedir sen araştırıyorsun? Bir dönemden sonra bu işi daha da iyi yapabilecek birisi çıkmadı mı yani Türkiye'de? Hiç mi çıkmadı? Hiç çıkmamış mi? Dediklerine göre. Yani çıkmamış değildir bence. Diyorlar başka abi. Şeyler vardır. Öyle diyorlar. Yani. İşte bunları paylaşın. Bunları sorgulatın Sea Games'e. Niye biz 15 yıldır aynı adam araştırıyor? Niye başka ülkelerde? Ben biliyorum Türk yani o dönemde içli dışlı olduğumuz dönemde Avrupa'da bu kadar uzun yıllar bu işleri yapan insanlar yok. Ve başarısız olduğunda çok fazla eleştiri aldın. O kişilerin değiştiğini de biliyorum mesela. Beyler bir dakika bir şey soracağım. Bunu sorgulanabilirsiniz. Şu an bir dakika abi. Siz devam edin. Dur çok önemli bir şey buldum da pardon. Heyecanlandım. Abi birisi formda şey yazmış. Tonali hani futbolda işte yasaklandı, o güncellenmiş falan diye bir şey söylemiş de öyle bir şey var mı? Tam olabilir de baktım. Baktım. Yok birisi çok güzel bir şey yazmış. Formda da ona baktım. Diyor ki hani yeni gelen transferler güncellenmemiş ama Arda Güler Fenerbahçe oyuncusuydu. Sakatlığı nedeniyle de oynayamadı epey. Sezon başı da Real Madrid'de gitmedi ama niye güncellediler profilini? Bak, Türkiye aynen Türkiye Ligi şeyi için yazmış. Yapıştırmış mesela. Helal olsun. Bakalım abi hemen yeni bir şey açalım. Yeni bir kariyer açalım. Tone diye bakayım mı? Onaylandı mı cezası resmi olarak? Yani şey oldu mu? Onaydı değil mi bir de? Ben onu da bilmiyorum. Daha yani kesin de olmayabilir o şimdi. Yok ya ben şimdi baktım da olmamış galiba. Onu ya sallamış. Sadece olarak. Haberler çıktı gazetelerde. Sallamasyon mu? Formda yazmış da sallamış herhalde. Ne beni de gaza getirdi. Bakıyorum. Zaten hemen konuyu kilitlemişler ya. Abi, resmi olarak onaylandı diyorlar abi, şimdi. Bu çok takipçi kasıyorsun abi sen. Dara. Takipçi kasa kasa bütün hepinizin takipçilerini alacağım ben. Abi inşallah ben çok isterim. Ama senin ya hiç yok. Öyle bir isteğin olmadığını tahmin ediyorum. Bu gördüğüm o tweetlerden vesaire. O yüzden çok abi, yani kafana o göre. O kadar zor geliyor ki sabah kalk işe git. Abi, eve gel. Ananın kitlesi ne ki ya? Çocuk. Bir EYT olsaydık iyiydi be abi. Aynen. Anıl senin kitlen ne ki abi? Senden gelecekler bana. Ne yapayım ya? Abi bir tane soru vardı ya. Para alma daha devam ediyor mu var ya? Ona daha var arada sorular lan vardı. FM'ye şey oynayıp takımında scout olan tanıdığınız birisi var mı demişler. Var. Var mı? Var. Takımını varmış. Söylemeyeceğim ama var. Var. Ben de Süper Lig'de iki tanesini çok net biliyorum. Hem de büyük takımda yani. Hadi, kim hadi. Abi ya? Ne? Kim? Ya ne yapacaksın şimdi Anıl sen? Ya Anıl abi, senin ben böyle bir takipçin falan filan böyle bir şeylerin var ama hiçbir şeyin yok. Seviyor seviyor abi. Twitter'ı seviyor ya buradaki o. Hiçbir şeyden yok senin. Benimsemiş. Hiçbir şeyden haberin yok senin ya Anıl. Hiçbir şey bilmiyorsun abi ya. Abi ben bu zaten EME dünyasına yani bu şey dünyasına işte araştıranlar ne bileyim içerik üreticileri işte bu falan bu 4 yıldır ben işin içindeyim. İşte ondan önce sadece açıp oyun oynuyordum. Başka hiçbir bilgim bu yoktu. Biraz bu geç dahil oldum olaylara. Savaşa gidiyorsun mermin yok. Aynen tonalde bir şey yok. Savaşa gidiyorsun mermin yok ya. Abi Taner abi sakalları boyuyor musun? Yok ya. Sakalları boyamıyorum. Saçları boyuyorum. Saçlar beyaz. Diğer sorumuz. Kuzeyliklerinde olan genç oyuncuların abartılmasına karşılık neden bizde bu kadar düşük Anadolu takımlarımızda olan genç oyuncular var demiş. Ulan bir tane oyuncu söylesinler Anadolu'dan çıkan ya şu an Süper Lig'de oynayan. Barış Alper Yılmaz. 11'de tamam. 11'de oynuyor mu? Abi bir tane dedim bir tane söylendi şimdi. Tamam başka? Başka Süper Lig'de mi olması lazım? Abi iyi yani 11 banko oyuncusu olacak yani. Süper Lig'de. Aynen. İşte Kerem Aktürkoğlu, Samet Akın, Yasin Özcan, İsmail yok. Yüksek. Yok ya bu arada. Bu
İşte 5 tane 10 tane çıkar ya bu yani falan. İşte abi kuzey takımlarına gitse abartıyorlar. O konuya da katılıyorum ama kuzey takımının bir tanesine gidip baksan her takımda en az 7-8 tane oyuncu var. Var. Mesela kuzeydekileri şişiriyorlar ama bence de yani. Geçen bir tane paylaştım ya. Nupan diye bir tane oyuncu var şeyde Rosenborg'da 115. Oynuyor o çocuk ama ya. İyi bayağı ya. Hayır şey için de şişirme olduğu için demiyorum yani. Gerçekten iyi profili. Rosenborg'da oynuyor şu an o çocuk 16 yaşında. Yani konferans bayağı ligi elemelerinde falan oynamış. Maçlarda oynuyor, ligde oynuyor. Oynuyor yani çocuk. İyi bayağı iyi. Bayağı aynen öyle. 180 potansiyel var ya. Aynen. Gidiyor o tarafa doğru gidiyor. Ama oynuyor çocuk var mesela. Kuzey oyuncuları genelde de çok yanılmıyorlar ama ya. Yani adamlar illa 9 değil de işte adam diyor ki orta seviye bir takıma gider. Gidiyor da baktığınızda Avrupa'da da çok fazla kuzeyde oynayan oyuncu var. Yani ben evet hep takdir ederim. Mesela işlerini en iyi yapanlardan biri olarak düşünüyorum FM'nin içindeyken. Kuzey. Yani adam çok tamam şişirmiyor. Adam illa süperstar olacak demiyor ama diyor ki bu adam atıyorum İtalya'da orta sırada bir takımda oynar. E git bak İtalya'da orta sırada oynayan bir sürü kuzeyli oyuncu var mesela. E evet, aslında değil fazla... de bu C6'ını duş bence birazcık giriyorlar gibi. Onlar da bu çok şey soracağım güçlü size. Olduğu için mi acaba ya? Çok güçlü bir şey soracağım. Olduğu için oluyor. Çok fizikliler belki fiziği. Çünkü şimdi şey oluyor benim bildiğim. CA-BA dengesinde evet yani fiziksel yapıyı girdiğinde ki şey daha yüksek oluyor. Onlar da çok fiziksel güçlü oyuncular. Belki o yüzden onu dengeyi tutturabilmek için CA ister istemez güçlü girmek zorunda kalabiliyordur. Peki bir şey soracağım abi hepinize. Ülke olarak araştırmasını en çok hani en böyle eleştirdiğiniz ülke hangisi? Ben İspanya'yı araştırmacıların çok eleştiriyorum. Ben İspanya'yı hiç oynamıyorum. Bu yüzden olabilir ya. Hiç hoşuma gitmiyor orada kariyer oynamak, şey yapmak. Güney Amerika eleştiriyorum. Güney Amerika araştırma şeyi de çok kötü ya. Yani Güney Amerikalılar da ben çok beğenmediklerimden bir tanesi. Mesela ben Güney Amerika Ligi aşığı bir adamdır. Yani çok fazla maç izliyordum Arjantin'den, Brezilya'dan. Ne bileyim Kolombiya ligleri falan bile izliyorum çılgın olduğum dönemlerde. Ne bileyim onlar böyle çok şey gibiler geliyor. Abartmayı da çok seviyorlar. Tamam tutturuyorlar yetenekli oyuncuyu da biraz çok güveniyorlar geçmişlerinde işte şeye. Ne bileyim ben Güney Amerikalıları pek beğenmiyorum yani. Yok patlayan şey, oyuncular var ya yine orada zamanında şeyden FM19'dan beri mesela bir tane Lincoln vardı. Nerede Lincoln? Bilmiyorum Japonya'da şu anda. Japonya'da şimdi o. Mesela Fenerbahçe'de. O değil, o değil. Ben de onu diyecektim. O değil abi. O değil. Japonya'ya gitti o çocuk. Şey vardı, Adem Wilson vardı bizim dönemimizde oynuyordu. Adamlar işte Ronaldo, yeni Ronaldo, yeni R9. O da Japonya'da şu anda. Abi şöyle bir şey var abi. İspanya'da Kerlon vardı, Kerlon. Bu sene veri tabanına bakmadım. Abi İspanya'da şöyle bir olay var. Adam potansiyeli 145 mesela. Ama mevcut yetenek puanı tamam 80'de kalmış ve işte 18-19 yaşında, 20 yaşında oraya gitme imkan ihtimali yok zaten. Forma şansı falan da bulamıyor. Bir sürü öyle oyuncu var. Bir sürü. Ya bakalım abi hemen. Şuradan biraz bir düzelt. Biraz bir şey yap. Onlar da onlar akıllı ama abi. Barcelona Real Madrid'i düzgün yapıyorlar demek ki. Hiç kimse eleştirmiyor. Aa, ben Japonya sana ligi, ligi nasıl acaba ya? Ben bir Japonya ligi için bu sene bir alasım geldi ilk defa. Hikayet oldu. Diğer çok vardı bu arada. Evet. Japonya diğer ülkelerde bizim gibi değil taraftarlık ya. Aynen. Japonya ligini merak ediyorum ben mesela. Nasıl yapmışlar? Database'lere nasıl girmişler? Şişirmişlerdi. Yani hiç oyuna sahip olmadığım için mi bakmadım yani. Hepsinin profesyonel 20 falan. Çalışkanlık 25 falan böyle ekstra gitmiş. Aynen öyle, aynen öyle. Ne olacak abi başka? Biri evet, şöyle abi demişti. Altyapı sistemi kötü olmasına rağmen başarılı oluyorlarsa bu daha iyi yapmaz mı diyor. Yani nasıl? Kimi parlatsalar istatistiksel bir veri sunsunlar bizim insanımızı da beğendiremezsin demişti biri. Abi dedim ya işte Arda Güler'i geçen sene 150-180 potansiyel yetenek aralığında yaptı diye Cengiz'i çok eleştirmişlerdi mesela. Sen neye dayanarak böyle yapıyorsun falan. Yani çocuğun market değerine bakıyorsun 9 milyon eurolarda falan böyle hani. Ve hani çocuk da ortadaydı. Ne olacağı belliydi mesela. Çok gereksiz bir eleştiriydi. Ben de diyordum ki 200 olmalı falan diyordum. Hala diyor. 200 olsun Arda Güler. Ya şu şöyle eleştiri
her türlü eleştiri geliyor abi. Bunun önüne geçemiyorsun da. Şimdi geçen biz mesela işte bu konuşmaları falan yaparken Twitter işte hani driplingi, Sasha Boy'un driplinginden bahsettiğinde birisi şey yazmış mesela. Ya şu oyunu oynamayı bilmeyen de artık şey yapmasın. İçerik üretmesin. İşte dribling tek başına hiçbir şey ifade etmiyor da şu da bu da falan. Ya ben dedim ki tamam kardeşim işte hız, hızlanma, çeviklik, denge bunlar etkiliyor da driplingin driplinge hiç etkisi yok mu ya? Hiç biz driplinge bakmayacak mıyız yani? Hep yan şeylere mi bakacağız yani? Bunu da bu Taner abi gidiyor yine. Ya gerçekten bak bilmiyorum ben. Tamam gerçekten hani öğreniyorum, hala öğreniyorum. Bilmeyi eyvallah ama. Bilirsin de abi yani. Ya mantık saçma yani. Ama ha, ona da yazdım hani ben senden cevap beklemiyorum dedim. Şeften cevap bekliyorum dedim. Bu bir eleştiri mesela hiç ben umurumda değil mesela. Yaparsın. İşini düzgün yaparsın. Biri saçma eleştiri illaki olacak. Türkiye burası abi. Bilmeyi de biliriz abi. Açıklar. Önemli olan genelde şu tarz cümleleri var. Uzun cümleler, içi boş cümleler. Bilmiyorum ben. Sizin tartışma kanallarınız, şeyleriniz farklı olduğu için ben hiç girmiyorum oralara. Abi, girersem çıkamam. Ben bu bir şey çıkarıyorlarmış galiba. Bir yani bir şey. Ne? MN Research paylaşmıştı da benim şu bilgisayar işte bilgisayardaki hesabım engelli olduğu için göremiyorum. Aa şey veri özellikleri nasıl yapıldığı falan. Rehber falan şeyleri falan. Abi gerek yok işte diyorum ya ben ne gerek var abi. Abi onu da mesela işte paylaşacaklar atıyor. Onun bu çok uzun bir şey olacak o çok büyük ihtimalle. Ya kimse okumaz ki onu. Abicim kimse okumaz. 13 sayfa. Bak burada ben çıkardım, yazdım, şeffaf dosyaya aldım, koydum. Yani bu 13 sayfa. Bunu ben okudum. Oturup kimse okumaz abi bunu. Mümkün bunu kimse okumaz. Bakmaz. Bunu zaten... Neyse anda sen okuyacak mısın? Ben okuyacağım. Şey yapmaz yani. Ya okumak da mesele değil abi ya. İletişimle buna alakalı tamam. Abi, mevzu iletişim. Yani. Ben FM oynayacağım. Bu zaten istemiyorum. Ben öğrenmeyi çok istemiyorum onları yani işin bu zaten bu detayını. Abi ben FM oynayacağım. Çok basit bir rehber yaparsın. Yani dersin ki kardeşim mesela kaleci tamam. Kalecinin degajı gücüyle alakalıdır. Kalecinin degajı 12 olsa da hani bunu ne kadar doğru yere atacağını gösterir ama güç düşükse çok uzağa atamaz. Bunu ortalama bir oyuncunun bunu bilmesine gerek yok. Yani biraz daha iyiysen bunları bilirsin. Ya bunları açıklayacak bir şey yap. Yani nasıl çalışıyoruz? CA nedir? PA nedir? Futbolcunun özelliği, tekniği, ya zaten ekşi sözlükte ben yıllardır baktığım bir şey vardı. Çocuk elemanın teki yazmış işte kaç sene olmuş 10 sene önce falan yazmış. Ben zaten ona bakıyordum. Geçen aklıma geldi paylaştım onu. Hani yani çok eski olmasına rağmen. Cevap gelmiş ama abi. Ha hani eski bayat falan. Abi eski bayat da adam yazmış 10 sene önce abi. Ben onu aldım bayağı işime yaradı. Çoğu şeyi ben oradan öğrendim. Forumlardan öğrendim işte Türk Sportal'dan falan filan. Bu arada Türk Sportal'dan birisini gördüğüm zaman her zaman şu eleştiri yapıyorum. Abi bir resim bakacağız bir şey indireceğiz. Yok yorum yazın. Yorum yazmadan indirmemize görmemize izin vermiyordunuz. Abi şimdi hesabını verin neden böyle yapıyordunuz? Vallahi sonrasında kaldırıldı o ya. Bir dönem vardı. Ondan sonra kaldırdılar bir şeyden sonra diyebiliyorum ben. Ben yorumları, o resimleri falan görebilmek için hep 65.536 yorumu yapıyordum. Ya bir ara şey de oldu işte güçlü yayınlanması da paralı üyelik falan muhabbetleri de açıldı. Dönemleri hatırlıyor musun bilmiyorum da. Zaten yok. Türk Sportalı bitiren odur yani. İş şeye geçti. Paralı üyelik işte Gold üye. Para ödüyorsun işte zaten şey falan. Zaten şey oldu sonra da. Türk Sportal'dan ayrılıp farklı web siteleri kuruldu. Bu tarz yani zorunluluklar da olmayınca. Popülarite arttıktan sonra işi acaba hani o güne kadar ya tamam yıllarca yani kabul edilebilir de bir şey. Yıllarca çünkü kendi özel hayatına zaman verip uğraşıyorsun. Yani hani 3-5'te bir şey alır mıyız? 5'i biraz şey oldu. Ondan sonra da zaten gitti yani. Zamanlılık bir iş bu yani. Biz yapamıyoruz bunu. Bak FM Scout var. İşte Sorted Outsy. Neydi o? Sorted Outsy var. Ha bu siteler yıllardır var zaten. Evet. Yıllardır var. Adamlar bir şekilde devam ediyor. İşte bu gelen kişi sayısı da falan bayağı güzeldi. Sonra zaten bu Discord diye bir şey çıkınca baktım ki gerek yok yani insanlar bu Discord'dan, bu Twitter'dan bu
işte istediğiniz şey yapıyorlar, hı-hı, indiriyorlar ve işte konuşuyorlar. İşte kapattım ondan sonra son. Gerek yok çünkü. Evet ama artık yabancı sitelere yöneliyor insanlar. Türkiye'de de çok bir şey kalmadı, aynen, site yapan. Yapılanı zaten hiç sen şimdi para verip oyun alıyor diyorsun. Adam yama yapıyor mesela. Kendi emek veriyor. Ücretsiz paylaşıyor falan. Herif yamaya küfür ediyordu ya. Evet. Evet öyle. Bana da çok ettiler. Bana şeyi çekiyorlar. Ne yapıyorsan indirme. Sen adam zorla yapıyor ki. Katıla 5 lira katıl bu arada. 2,5 liraya da var. 5 liraya katıl olanlara yaptım. Sen ne aç gözlü herifsin. Ya neler yazdılar ya. Yazmadıkları kalmadı yani. Orada da hani emeğin karşılığı tabii ki de değil hiç kimsenin ama yapsın, yani kulüpler bile katıl üyeliği var ya. Koskoca ya, kulüpler ya. 2,5 lira orada abi. 2,5 vakit harcıyorsun ya. Kamera bir tane kamera alsın. 4-5 bin lira. İşte ne? Çok güzel değil. Bu şey ha, bence çok güzel yani. Tamam. İşte bu TRT'nin işte kadın spikeri bu vardı bir tane. İsmi neydi ya? Hı, tamam anladım. Biliyorum. İşte bu DM'den işte bu neler dedi. Sen beni buna koymazsın. Arkadaşlarımın işte nasıl koymazsın falan. Bayağı saydırmıştı yani. Eski sütçü oğlu mu? Yok değil. Koyman mı gerekiyormuş peki? Bakacağım şey mi dedi hanımefendi, ben biliyorum siz bilmiyorsunuz falan mı dedin? Ben ne dedim? Şeyde dedim ki takipçilerimin istediği kişileri koydum. Hayır, işte editör tam da bunun için var dedi. Artık öyle denebilir. Editör neyse, tam da bu. Ha, ben müsaade isteyeyim. Evet. Gitmeden son bir şey söyleyeyim size de öyle ayrılayım. Fenerbahçe bugün maça 2 stoperle başlayıp 0 stoperle bitirdi maçı. Evet abi biz ne yapacağız ya? Şey kimle? Osterwolde ile kimdi yanında? Yanında kimse yoktu ki. Osterwolde ve hiçlik. Osterwolde ile kunut duaları vardı abi. Dua ediyorlar. Yalnız Fenerbahçe benim son dönemde izlediğim en ne yaptığını evet, bilen takım ya Türkiye Ligi'nde. Abi yani ben bildiğin dua ettim ya. Samet'i de öyle gördüm. Allah'ım dedim yani olmaz. Yemin ediyorum sana Ayetel Kürsi'yi falan okudum ha. Yani, bir şekilde onda çözerler. Olacağız onda da. Ya dünya savaşı çıkar ya. Fener şampiyon olmaz. Yani giderse bu oraya kadar kesinlikle dünya savaşı çıkar. Şey de vardı ya Liverpool şampiyonluğa giderken mevzular falan oldu bayağı böyle bir. Bu arada Bayern Münih'i de 8 atmış Darmstadt'a ya. Evet ya. Darmstadt 9 kişi kalmıştı ama ya. 9 kişi kaldı. Beşiktaş'ta bir kardeşlik gelmesi 10 kişi de Bayern Münih kaldı. 10 kişi kaldılar önce. Ama Darmstadt'ın kalecisi inanılmaz çıkarmış. Bir 5-6 tane. Yoksa 9 oluyormuş maç. Yok 9 değil. 12 falan oluyordu abi. Salsa yani. Fena. Erkeğin orta sahadan gol attığı maç. Bu maç değil mi? Orta sahadan. Beyler ben müsaadenizi istiyorum. Teşekkür ederim her şey için. Taner abi çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Abi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşürüz abi. İyi akşamlar. Sağ olun. Görüşürüz. Chat sizle görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal Taner. Harun başka sorular bu var mıydı? Para verip profiline daha iyi hale getirme olayı varmış. Doğru mu diye bir soru var. Benim bir bilgim bir şeyim yok. Onunla alakalı. Duymadım yani. Evet Hayrettin abi bu konuyu çok merak ediyorlar ya. Hangi konuyu? Kaçalım bazı futbolcuların para verip profilini daha iyi hale getirme olayıydı. Benim olduğum dönemde duymadım yani bir şey diye. Öyle İrfan Can vermiş mesela free kick 18 olsun dedi diyorlar. Chat yazdı. Yani dediğim gibi biz olduğumuz dönem çok uzun oldu kopalı. Şu anda da güncel şeylere inan hiç bilmiyorum. Yani son 7-8 yıldır ben FM'yi sadece oynamak için kendi takımımla işte alayım oynayayım diye oynuyorum. Ne araştırmayı kim yapıyor, ne işte başındaki kişi kim. Bunlardan çok koptuğum için ama şeyi söyleyebilirim. Bizim dönemimizde öyle şeyler dönmüyordu. Yani olsa belki duyar mıydık onu da bilmiyorum ama çok öyle şeyler o zamanlar olmuyordu yani. Para. İyi bari, kaç para mesela? Kaç para mesela? Ben şey yaparım. Editörde yaparım profili. Yani bilmiyorum Portekiz için duymuştum ben. Orada yapılıyor falan Portekiz diyorlar. Portekiz. Evet. Galatasaray'a gelen. Göre olur abi. Asum sağ var diye Galatasaray'a gelen. O para vermiş belli ki.
Çok güzeldi onun profili ya. Babası yedirmiş. Ferdi ile alakalı soru var. Hani her mevki oynayabilecek oyuncu mu? O kadar yeşil yapılmış mevkisi diye bir şey yazmış. Galiba orta saha. Başka neler vardı? Anlatsan biliyorsun. Allah katına yakın yani bir. Ferdi şu an her yerde oynayabilir. Ya bir... Yani koymuş Topper numara, 6 numara oynayabiliyor. Ben Topper baktım hariç. Sadece kariyerinde bir kere oynamış. Tam 2016'da. Sadece bir kere oynamış 6 numarada. Yani bu Topper hariç her yere oynuyor gözüküyor. Aynen. Vay anasını satayım ya. Vay profili. Ya şimdi Ferdi'nin markajını düşürmüşler. Bek oyuncusu bu. O da mesela sıkıntı bence. Marka, o da dengelemek adına oyuncuyu aynen. Bazı şeyleri düşürmek durumunda kalmışlar diye düşünüyorum. Tam bek oyuncusu bunun da olamamış. İşte tam bek de değil. Mesela top kapması 12. Pozisyon alma, şimdi pozisyon alma, topsuz alan ikisinin de iyi olması lazım aslında Ferdi Kadıoğlu'nda. Pozisyon alması 10 kalmış. Savunma özelliklerini çok ciddi aşağıya çekmişler Ferdi'nin ya. Allah Allah. Enteresan. Enteresan. Enteresanlık akıyor. İrfan Can'ın pası. Sağ tebeke yakın yapmışlar o zaman. İrfan Can'ın pası 12. Aynen. Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, İrfan Can'ın pası 12 bence değil. İrfan. Ama Friki'yi de 18. Mesela ikisinin toplayıp 32, 16-16 yapsalar olmaz mıydı yani? Ya da adam pasa gireceğine Friki'ye mi girdi? Yanlış mı yaptı orada? Aynen. Yok, tam tersi tabii. Pası 18 yapacaktı da Friki'ye 12 mi girecek? Abi İrfan Can'ın Friki'yi de o 12 olmaz ama şimdi o da doğru değil. Bence 15'e 14 olsa kimse hiçbir şey demezdi. Bence de. Bence i̇şte yani. İşte 20 yıldır şimdi şöyle 20 yıldır adam araştırıyor senden daha iyi. Mesela baktığın zaman Rankent'te hiçbir şey yapmadılar ya. Rankent oyunda geri zekalı bildiğiniz. Evet, bir de gücü 5 ya, çok kötü ya. Geri zekalı yapmışlar Rankent oyunda yani abi. Enteresan. Enteresan yani. Lincoln de geri zekalı oyunda. Onun hiç beyni koymamışlar. Beynini almışlar direkt. Yani mesela Livakovic güncelleme almadı. Ama almalı mıydı? Almalıydı. Yani almalıydı. Çok iyiydi geçen yıl. Geçen yıl bu iyiydi ama şey başında da iyiydi. Şeyi karıştırdım bir an. Dünya Kupası sonrası performansı ama Şubat'ta güncelleme aldı mı profilde? Evet, onun dışında bakıyorum. Emre Mor mesela aynı kalmış herhalde. Çok o da küçük bir değişim sakat, var galiba. Sakat yani mesela. Aynen. Baktığımızda Mert Müldür geldiği için o da aynı kalmıştır. Bu arada şeyde FM'de Mert Müldür iyi oynuyor ha Fenerbahçe'de evet, oynattığınızda. Çok iyi. Ben şey profili çok iyi onun. Şeyde, her zaman çok iyiydi gerçi onun. Oynatamıyorsun bir de. Şimdi Fenerbahçe'de yabancı sınırına takılıyor. Mecburen Osayi'nin yerine Mert'i oynatmak zorunda kalıyorsun. Ben öyle bir deneme yapmıştım. Şeyde Türk oynatman gerekiyor ya haliyle ligde. Aynen. Çok sınırlı kalıyor. İsmail Yüksek'i falan oynatıyorsun. İsmail Yüksek'in de profili gerçeği %100 yansıtmıyor yani. Şu anki oyuna kattığı şey Osterwolde'nin özellikle. O da bence iyi değil. Performansı düşük kalıyor onun da. Ya birçok oyuncu var abi sıkıntılı özünde yanlış yapmışlar yani. Şimanski'nin bitiriciliği 9 yine sağ olsun. Evet yani bu zaten onu ben söylediğinde mesela işte bu diyorlar ki Şimanski'nin profili bu kötü değil, sen bunu niye eleştiriyorsun? Ya ama ben zaten kötü olması falan iyi olmasını eleştirmiyorum ki. Bu şey profili doğru değil bu adamın yani. Yani ister çok iyi olsun ister çok kötü olsun bana ne? Abi özelliği yansıtması mesele yani. Özelliği yansıtmıyorsa yani özelliği yansıtmıyor abi. Mesela bak İsmail Yüksek'in profiline geldim şimdi. İsmail Yüksek'in profilinde fizikseli çok doğru olmuş aslında. Şimdi kızdık ama az evvel. Dayanıklılık 15, tam çeviklik 13, güç 13, hız 11, hızlanma 13. İyi yani. Kötü değil profili. Ha burada eklenebilecek şeyler var tabii. Mesela galiba bir tık artacakmış.
Liderlik 8 kalmış. Liderlik eklenir. Şimdi sen bu adama kaptanlık pazubandı taktıysan. Kaptan çıkmıştı değil mi geçen bir maça? Bu kaptan çıkmadı biri çıkarken ona verdi. Pazubandını ona verdi. Evet. Tamam işte yani kaptan oldu sonuçta. Liderlik artmalı. O eğer öyle bir netice varsa. Bakayım. Top kapması kaçtı abi? Bakayım. İsmail'in. 13. Yani bence 15 olabilir mesela. Ya işte o da şeyi bekliyorlar anladığım kadarıyla. Şubat'ı bekliyorlar acı. Orada Şubat'ta aynen. Mesela biraz daha üstüne koysun. Tam böyle canavar gibi 130 yetenek. Bir şu an kaç abi? Oyuncu. 120. Bakayım. 125 mi? 125 galiba. İsmail yüksek. İsmail. Lan iyi de büyük ya. Aynen doğru. İsmail. Oyuncu İsmail yetenek. İsmail yüksek 130'muş lan şu an. 130. Oo, 135 olur bence bu adı devre arasında. 130 iyiymiş İsmail'e bu arada. 135 de çok olur ya. Bilmiyorum şimdi ama. Bilemedim. Neyse Cengiz Altkan bir düşünsün bakalım. Bir tane bir şeye bakacağım. Oradan söyleyeceğim. Bir kıyas yapacağım. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Abi ayrılmam gerekiyor. Hayrettin abi çok sağ ol. Teşekkür ederim hepinize. Çok sağ ol. Sizlerle tanıştığım için çok mutlu oldum. Size abi ben seni Twitter'dan takip ettim ben abi. Bursa'da görüşebiliriz müsait olduğunda. Otoğraf gönderin bize de. Olur aralarımızı verelim. Buluşalım bir yerde oturalım. Geniş geniş konuşalım olur mu? Tamam abi muhakkak. Saygılar sevgiler hepinize. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere abi.